Sevgiler, saygılar. Sizler de hoş geldiniz. Benim sevgili müzisyen arkadaşlarım hoş geldiniz. Beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Görüntü yok. Görüntüyü alabilir miyim efendim önce buraya? Ay, yine bugün çok güzel bir gündü. İnanılmaz bir gündü. Cuma günleri zaten. Gerçi çok yorgunum. Sürekli bir koşturma halindeyim ama bugün çok güzeldi. Sabah şöyle bir kalktım. Dedim ki ne yapayım ne yapayım, birkaç gündür spor da yapamıyorum. Hadi ormana gideyim dedim. Hiç Belgrad ormanlarına giden var mı aranızda? Sabah yürüyüşüne var mı? Aman Allah'ım yarabbim, nasıl güzel nasıl güzel. Bir de Belgrad ormanlarında bir Güzin ablamız var bizim. Oradaki restoranı işleten oğulları var. Güzin ablam da maşallah böyle. Ve manda yoğurdu yedim. Manda yoğurdu biliyor musunuz nasıl bir şey? Allah'ım ya Rabbim. Onun üzerine bir de böyle ballar, pekmezler koyuyorlar falan. İnanılmaz bir gündü yani. Sonra bir saat daha koşayım dedim onu yedikten sonra. Çok güzeldi. Bir de bilmiyorum bileniniz var mı? İnanılmaz güzel kır düğünleri yapıyorlar orada. Hani bizim sosyetenin hep gittiği yerler var ya, hani orası o şu lüks otel, bu lüks otel falan. Hepsine bin basar. İnanılmaz kır düğünleri yapıyorlar orada. Nasıl keyifli oluyor, nasıl keyifli oluyor size anlatamam. Yani düğünü varsa Belgrad Ormanı'na gidip insanlar düğün yapsınlar. Bence çok da pahalıya gelmiyordur diye düşünüyorum. Şimdi diyorsunuz ki bu kadın bunları niye anlatıyor? Ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Niye anlatıyorum ben şimdi bunu? Millete ne ki? Ben ne yapıyorum? Ha? Kime ne? Ne? Yok ya. Yakında evlilik mi var dediler, görürsünüz. Nerede? Evde kaldım ben. Ha? Saçlar yoğurttan sonra. Saçlar yoğurttan sonra böyle oldu. Bir de güzeldi. Ha, ben evlenecek olsam kesinlikle orada yaparım düğünümü. Kır düğünü. Hatta ata da binerim diyorum ben. Orada bir güzel. Ha? Ne? Ay evet, siz o musunuz? Maşallah maşallah. Maşallah. Efendim, geçen hafta neler olmuş bir bakalım mı diyorum. Ben görüntü alacağım buraya. Görüntü. Herkese hoş geldiniz diyorum. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında. İnatına yaşıyorum ama sorma. Herkes kendi kafasına göre giyiniyor gibi geliyor tahmini. Bilmiyorum, sana eşin soruyor mu hangi dondan? Slip mi seversin, şort mu? Ha? Geçenlerde pazarda gördüm seni. Ne gördün? Fatma Gül'ün suçunu yazıyordu. Rahat olmalı. Rahat olmak. Evet. Erkekleri düşünmemek yani hiç. Yani ona rahat olmalı. Zaten onu çok fazla düşünmüyorlar. Her iki dakika sonra donsuz kalıyorlar zaten. Beni kolay lokma mı sanıyorsun bak sen? İkiniz, hepiniz çok güzelsiniz. Tabii gerçekten. Giyinmeyi bilmek çok önemli bir şey. Belki de bunun eğitimini mi almak lazım? Belki de zevk önemli. Zevk çok önemli. Kendine güvenmek, evet. Ve kendini vücudun bilmek lazım. Yani onu evet. Göre giyeceksiniz. Yani kapatın yeri kapatması gerekiyor. Açmak yerini açması gerekiyor. Yani güzel yerler. Sen biliyor muydun onun göğüslerinin bu kadar güzel olduğunu? Ben böyle bir skener gibiyim. Aa! Fark ettin yani. Evet.
Aa. Böyle bir gözün, Allah'ta böyle bir gözün var. Sizce hangi kıyafet daha hoş? Yeşili beğendiniz. Güzeller olarak siz? Ha, yeşili beğendiler. Ellerinden kaçınmıyor. Bir an için bırakacağım. Bırakıp bir kenara yaşanan her şey. Atıyorum kendimi gecelere. Bir başka sevgini de avururum diye süründü bugünü elden ele. Hep beraber. Ne göz ne güller ister, bu kalpte sen ne güzel yakadı vurma senin mutluluğun. Gördüğünüz, her dakika gördüğünüz sabah programlarında, akşam programlarında, gündüz programlarında aslında ben bu kadar çok programa çıkan kişileri çok tercih etmiyorum ama hadi dedik bize de gelsin Alişan. Hesap etmedim, yaranamadım hayret.
gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Eyvah. O kadar çok her programda sana rastlıyorum ki sabah, öğlen, akşam. Ver şuna bakayım. Ama ben yeni geldim, o yüzden her yerde görmek zorundayım. Konuşma. Ne demek her yerde görmek zorundasın? Hiç öyle bir şey yok. Yeter biraz fazla göründün dedim ki bari ben bu çocuğu alayım de. Bir daha çıkmasın. Bir daha. Bir daha çıkmasın. Çıkamayacak hale getireyim yani. Evet. Her gittiği programda da illa bir benim adım bir şekilde geçiyor. Neden geçiyor? Onun yüzünden değil. Bir takım şeylerden dolayı geçiyor. Demez mi bir programda? Ne dedi? Askerler. Bak askerler orada. Oranın arkasında benim orkestra arkadaşlarım. Bilemem. Bana inanmıyorsan onlara nasıl? Onlar da mı seninle beraber askerdi? Evet. Aynı anda? Evet. Nasıl yani? Bütün orkestra... Toplu halde mi gittiniz? Hayır. Şu an ben orkestramı asker arkadaşlarımdan seçtim. Hepsi ay, geldi bak orada. Hepsi orada. Çocuk. Hepsi orada. Allah Allah. Aynı anda mı yaptınız askerliği? Evet. Ceyhun Çelik'ten önderliğinde orada bir armoni birliği var. Sen şimdi burada bir ekibin vardı. Gittin askere. Evet. Dönüşte ekibi değiştirdin. Asker... Komple asker arkadaşlarım yaptım. Niye? Ne bileyim bir değişim olsun. Ne nankör değil mi? Nankör olur mu? Ben 12 sene ekibimle birlikteydim. Ne dedin onlara? Yani konuştuk onlarla artık dedim bir değişim istiyorum. Değişim kökten oldu. Bayağı 14 kişi de peki, değişti. Peki profesyoneller miydi? Yani ya da pro ya mu yaptınız? Ceyhun Çelik'teni zaten tanış. Tamam Ceyhun'u tanıyor muyuz? Tanıyormuşuz. Ceyhun'cum nasılsın? Peki, Demet Akalın, arkadaşlar... Demet Akalın evli mutlu çocuklu. Şu anda aşk sabıka hepsi Ceyhun'un şarkıları. Bravo. Bu işte. Güzel. Peki diğerleri? Diğerleri çok tanınmamış. İzmir'den Burak var, darbukacı. Evet. İzmir Tepecik'ten. Evet. Sonra? Ankara'dan gitarcı arkadaşımız Mert. Ha. O da çok inanılmaz güzel gitar çalıyor. Ha. Birçok sanatçıyla çalıştı. Murat zaten İbrahim abinin bağlamacısıydı, onu tanıyorsunuz. Evet. İboşoğullardan o bayağı zaten bravo. Bilindik. Hüseyin daha askere gitmedi. Onu da biz askerlik yaptıracağız yanımızda. O askere gidince biz yollayacağız. Niye peki kararını değiştirdin? Çok böyle anılarınız veya hani birlikte yaşadığınız olaylar mı seni yönlendirdi? Şimdi ben orada zaten müzik yapılan bir birlikte askerlik yaptım. Biz sen orada hep şarkı mı söyledin yoksa? Tabii 16 saat boyunca şarkı söylüyorum. Nasıl yani? Yani günün 16 saatinin işte sabah 9'dan akşam 5'e kadar şarkılar söylüyorduk. Bizim eğitimimiz oydu. Ha. Biz repertuar yapıyorduk ve görevlere gidiyorduk. Konserlere gidiyorduk. Hep arkadaşlarımla birlikte bir turne ekibi vardı ama eğitim de vardı. Mutlaka eğitim de vardı ama şarkı söylemek de güzel yani mesleğini icra etmek de çok hoş. O yüzden şanslı bir askerlik yaptım evet. Güzel. Geçeyim mi ben yerime artık? Hayır otur. Sen şunu bir anlat bakayım bana ne demek askerler Hülya Avşar'ın resimleriyle. Ya öyle bir şey demedim. Ne demek bu? Hülya Avşar'ın resimleri demedim. Ne dedin? Bak şunu dedim. Ne? Dedim ki son dönemler dedim özellikle sizin bir resimler vardı ya tenis sahasında çekilen resimler. Onlar dedim çok tuttu askerler arasında. Ha, şimdi çevir kazı yanmadı. Aynen öyle çok tuttu dedim inanmazsınız Mert'e sorun. Ne demek tuttu? Ne yapıyorlardı? Bakıyorlardı hepsi. Ne demek tuttu oğlum? Hepsi ajandası var askerlerin hepsi oraya yapıştırıyorlar. Ne yapıyorlar yapıştırıp da? Orada sonuçta bütün sanatçıların resimleri yapıştırılıyor. Yapış yapış resimler var işte. Sen ne yapıyordun peki? Kimin resimleri vardı sende? Bende resim yoktu. Yolla. Vallahi yok. Bende resim yok. Sen ne ama ben bile şaşırdım o resimler hakikaten güzel resimlerdi. Yani. Ne demek istiyorsun yani o resimler o kadar güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Teşekkür ederim yani. Resimler güzeldi yani. Şu anda daha güzelsiniz. Sen var ya otur. Ya geçeyim Allah'ım. Otur. Korkuyorum. Otur. Bir kere çok zayıflamışsın ve teşekkür gerçekten ederim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Katiyen kilo alma Alişan. Yok almayacağım. Bu askere gidenlerin hepsi bir kilo veriyorlar. Ondan sonra gelince anne yemeği, teyze böreği derken. Ben zaten gittiğim kilodan sadece 2 kilo azım şu anda. Gittiğim kilo da benim çok fazla değil. Öyle mi? Evet. Tabi televizyonlarda öyle görünmediğimiz için hepimiz. Yani, o yüzden herhalde. Çok iyi. Özlemiş misin her şeyi? Tabii canım her şeyi. Aslında hadi geç hadi. Geç hadi geç. Aslında askerlik tam böyle sanat hayatına atılıyorsun. Tam böyle her şey yoluna giriyor. Pat askere gidiyorsun. Tabii ki gideceksin askere. Tabii ki gideceksin tamam. Çünkü ondan sonra adam olup geliyorsun. Mesela askerde sen nelerden vazgeçtin? Nelerden mutlu kaldın? Neleri bilmiyormuşsun da öğrendin?
Şimdi manevi tam adam olup, anlamda. Tam adam olup geliyor diyorsunuz ya, ben 34 yaşında askere gidince zaten adam olmuş olarak. Hiç fark etmez. Biraz askerlik, geç gitti. Askerlik ama gerçekten insanı değiştiriyor diye. Çok şey katıyor tabii ki. Yani orada bir kere en önemli öğrendiğin şey sabır. Sürekli emir altındasın. Ne bileyim işte bizim hiçbir zaman yapmadığımız... Tokat yedin mi hiç? Yok, tokat yemedim ama azar da değil de bir kere bir ufak bir şey işittim. Yani sürekli emir altında olmak bir. İkincisi bizim hiç alışık olmadığımız şeyler. Mesela işte göreve gidiyoruz. Takım elbisemizi kendimiz ütülettiriyoruz, ütüden alıyoruz. Askıya takıyoruz. İşte kalkıp sabah yatağını kendin yapıyorsun. Şimdi öyle yapıyor musun? Çamaşırlarını canım? Götürüp kendini yıkattırıyorsun, sonra alıyorsun, kurutuyorsun falan. Şimdi yapıyor musun? Şimdi yok ya. Demek ki öğrenememiş. Yani orada yalnız zaten mı yaşıyorsun Alişan? 15 ay önce yok, ailemle yaşıyorum. Ailenle yaşıyorsun. Hı-hı. Mesela bu çok enteresan geliyor bana. 34 yaşındayım dedi, şimdi 35 mi oldun? 35 bitiyor. Hiç göstermiyorsun. Bu pazar doğum günüm, 35 bitiyor. Öyle mi? Şimdiden mutlu yıllar. Teşekkürler. Hem de babalar gününe denk geliyor. Evet. Evet, bütün babaların babalar gününü de bu arada kutluyoruz. Çünkü pazar günü böyle bir şansınız yok. Herkesi, bütün babaları yanaklarından öpüyorum. Peki. Hala ailenle yaşamak peki nasıl oluyor? Nasıl yani ailemle yaşamak? Yani rahat edebiliyor musun? Rahatım, rahatım. Çok güzel bir şey değil mi aslında? Ana kuzusu musun? Yok, ana kuzusu değil ama yani kendime ait bir evim de var artık da. Niye? Lazım oluyor. Niye? Ne yapıyorsun sen bakayım o evde? Hani arkadaşların gidiyor geliyor bir şekilde sonuçta. Nasıl? Arkadaşlarım geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Sonuçta annemle ha, sırf babamla arkadaşların gelsin değil. Gitsin diye bir evim var. Tabii. Öyle bir ev var arada sırada. Anlıyorum. Anlıyorum. Güzel. Güzelmiş. Sen şimdi askerden döndükten sonra ne azmışsındır? Sen ne azmışsındır senden? Aslında değil mi? Kaba tabirle tam damgalı eşek gibi oluyorsun. Askerden geldi. Belli ne yapacağım mesela. Askerden ilk gelen insan ne yapar? Size ne oluyor be? Bilenler var galiba. Askerden ilk gelen insan ne yapar? Önce anne kucağı mı? Anne yemeği mi? Yoksa başka kucak mı? Hangisi? Kucaktan kucağa diyelim. Öyle mi? Yani mesela evlendiğin gün herkes biliyor senin o gece ne yaptığını. Göbek atıyorsun, eğleniyorsun, gelinlikler içersin ama herkes o anda senin yüzüne bakarken. Yeme bizi. Ya belli. Damgalı eşek gibi. Onun için aniden evleneceksin. Hiç çıkarmayacaksın ortaya hiçbir şey. Belli yani o gece ne oldu belli. Askerden dönen insan içinde o gece ne oldu? Ben Alişan'ı düşünemiyorum. Ondan mı kilo verdi sen? Allah Allah. Şimdi ama bu da yani damgalı eşek gibi oluyorsun ya. Gerçekten öyle. Ne yapacağını herkes... Bir şey diyeceğim. Ne? Hafta sonu çarşı izinlerimiz vardı yani. Sen nerede yaptın askerliğini? Ankara. Ankara'da herkes seni hazır bekliyor muydu hafta sonları? Nasıl anlamadım böyle? Çarşı izni vardı da. Çarşı izni vardı da sonuçta. Organize. Tabii telefon var, telefonla. Vay! Telefon derken içeride yok, yanlış anlaşılmasın. Dışarıda var. Anksörlü telefondan. Organizasyon. Ben o kadar artık şey oldum ki anksörlü telefondan mesaj atmayı öğrendim. Öyle. Mesajlar gidiyordu orada ama. Ya bilmiyordum hiç anksörlü telefondan, hiç hayatımda konuşmadım. Şimdi konuşup üstüne bir de mesaj atabiliyorum. Ne oldu onlar şimdi? Şimdi hiç. Askerlik bitti, bay bay dedin. Hiç yani bundan sonra artık cep telefonu. Yok yok Ayşen. Bir saf tarafı da yok mu? Ne güzel anlatıyor değil mi? Aslında Ayşen'i sadece konuşturacaksın. Canım benim. Ay Hakan burada katıldı. Sessiz sessiz gülüyor. Askerlik yaptın mı sen? Ne yaptım dedim. Merve de kıkır kıkır maşallah. Evet. Merve bu kadar zayıf olduğunu bilmiyordum ben senin. Evet. Herkes. O Survivor'dan sonra mı? Survivor diyorlar ona. Survivor'dan sonra mı böyle oldun yoksa? Yok. Survivor'da ben yaklaşık 4-5 kilo verdim. Hı-hı. Bu normal Survivor'a giden ki ya yani ilk hallerim. Normal ben 49 kiloyum. Bu kiloda gittim. Hatta çıktıktan sonra ben 10 kilo aldım.
Aa. Sonra toparlandım. Tabii sürekli her şeyi yediğin için hani dönüyorsun oradan. Sürekli yemek istiyorsun ve ekstra kilo alıyorsun. En çok ne özledin? Ben en çok çiğ köfte falan özlemiştim. Sen en çok askerliğini özledin? Yemek. Kebap tabii. Kebap. Yani. Şu anda süpersin. O kadar kişinin içerisinde kazan bir sürü programda anlattın tabii bunu. İnsanlara biliyorlar ama o kadar kişinin içinde kazanmak gerçekten şey ister yani yürek ister. Çok enteresan yarışmalar var. Evet çok zordu. Bu fizikle hepsi. Nasıl kazanmış ben de hayret ettim. Evet çok enteresan çok güç isteyen yarışma demek bayağı güçlüsün. Evet güç ve dayanıklılık ama genelde bence Survivor için bu yani şekilde olmak daha önemli. Çünkü genelde zayıflığınla kazanıyorsun. Atıyorum bir direğe tutunuyorsun ve kilolu olan bir insan daha çabuk düşebiliyor. Yani zayıf olan insanın daha çok avantajı var. O yüzden bayanlara bence daha yakın ama... Var mısın yok musundan sonra gittin evet, sen? Evet. Ondan sonra hiç hayatında böyle şey olacağını tahmin eder miydin? Hayır etmezdim ama her zaman istemişimdir. Yani şimdi olsa şimdi koşa koşa giderdim. Hani hep bir şekilde kamera önünde olmak ya da hani böyle bir şeyler yapmak. Kamera önünde olmak hani çok fazla düşünmüyordum açıkçası. Ama hani Survivor benim bir şeyimdi yani. Bir hayalimdi tabii ki de hep isterdim gitmeyi. Zaten hani duyunca çok sevmiştim ama bu kamera oyunu bu her şey hiç aklımda yoktu. Yani birden geldi böyle hayatım. Oyunculuk yaptın vesaire. Artık evet. Hayatın değişti. Ondan önce herhalde şey değildi. Yani bir başka bir hayalin yoktu değil mi? Başka bir hayalim yoktu. Sporla uğraşıyordum. 5 yıl antrenörlük yaptım. Aha biz de ne o yüzden. Söylesene kızım şunu baştan. Ben kazandım. Ay sen söylesene spor yapmak çok başka bir şey gerçekten. Evet gerçekten onda. Bir şekilde dayanıklı oluyorsun. Var. Evet ya onun da gerçekten çok yer var. Zaten spor akademisinde okuyorum. Onun da faydasını çok gördüm. Hala mı okuyorsun? Hala okuyorum bitemedim. Ne güzel. Oku devam et. Evet. Güzel. İkinci Hakan. Ben seni programda daha çok tanıdım yani. İnan ondan önce tanımıyordum. Tanımam gerekiyor muydu? O sizin kaybınız tabii ama. Hayır. Yani... Ay canım benim. Olabilir. Hayır yok hani ben mass market için çalışan bir tasarımcıydım. Kendi tasarım ofisim bir yıl oldu kuralı. Kendi onun tasarım için... ofisin vardı. Evet. Ama hiç çıkmıyordun herhalde. Hiç. Ortalarda yoktu. O tasarımları kimlere veriyordun ya da sen kendin mi bir şekilde onları... Hep hazır giyim içindi. Kendi ofisimi kurduktan sonra birileriyle çalışmaya başladım. İşte ilk başlarda Kıvanç'la çalıştık. Engin Altan Düz Yatan, Halit Ergenç. Nasıl çalıştın? Onların kıyafetlerini mi organize ettin? Evet, giydiriyorum. Ne giymeleri gerektiğini. Evet, ki yani ben hani günlük ve özel hayatlarını yani sadece davetler değil, günlük hayatlarını da organize ediyoruz. Yani bu yeni Avrupa'da bir sistem var ya, gardırop yapıyoruz. İşte o valiz yani programları mesela, yapıyoruz. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ sana ne hatırlatıyor da onu nasıl ayarlıyorsun? Çünkü insanlar kendileri gerçekten çok şıksın. Başkasında şimdi başka o biraz zaman geçti. Altan'la şu an çok yoğun çalışıyoruz. Engin Altan Düz Yatan'la. Zaten hani öncelikle arkadaş olmak zorundasın. Birinin gündüz ne giyeceğini, gece ne giyeceğini organize etmek için aynı hayatı paylaşman gerekiyor. Nasıl yani her dakika beraber misiniz? Ben onu anlamadım. Biz çok eski arkadaşızdır. Tamam da aynı hayatı nasıl paylaşıyorsunuz? Yani illa aynı sabah hayatı... Sabah gözünü açıyor seni mi görüyor? Hayır yani bir saat yemek bile aslında hani birçok şeyi anlatır ya insana. Hani alman gereken şeyleri alırsın. Engin nasıl bir insan mesela? Hani onun karakteristik yapısına göre mi kıyafet? Tabii katıldığı okazyon da çok önemli ama benim için önemli olan benim giydirdiğim insanın öncelikle katıldığı davette en şık olması gerekir. Gerçekten yani, ben Engin'in kıyafetlerini beğeniyorum. Ya o benim çok böyle titizlendiğim bir konudur ama tabii şık olması için en başta kendini rahat hissetmesi lazım. Onun için onun tarzından çok uzak bir şey yapmamaya çalışıyorum. Biraz hani onun tarzıyla benim yorumum birbirine giriyor. Keyifli şeyler çıkıyor ortaya. Peki tasarıma nereden başladın? Bunu okudun evet, mu yoksa tabii. Kendi tamamen yaratıcılık mı? Hayır okudum. Ben ilk Bilkent Üniversitesi'nde mimarlık okuyordum. Ben Karadenizliyim. Babam asla istemiyordu. Niye? Modacı olmamı. Aa. Tabii bu kadar yaygın bir şey değil. O zaman da tabii hep başka taraflara çekildiği için. Hani önünde de örnekler 14 sene önce... Yani çok iç açıcı değildi. Doğru haklılar aslında. Onun için ilk Bilkent'e başladım. Sonra evet. Hayır deyip ve okulun bir dönem taksitini yatırmayıp o parayı alıp İstanbul'a gelip moda okudum. Burcu ne? Aslan. Aslan. Kaç kardeşsiniz? Bir tane kız kardeşim var. O ne yapar? O şimdi anne oldu. 45 günlük anne. O da tasarım okudu. Allah bağışlasın. O da tasarım okudu. Evet. Şimdi tabii televizyonun önündesin artık. Evet. Hakan tanıyoruz biz. Bir Hakan var hayatımızda. Bundan sonra da giydirmeye mi devam edeceksin? Şimdi o benim... Mesela Alişan'ın kıyafetini ben bugün gerçekten çok beğendim. Çok beğendim ben de.
Benim geçen hafta kıyafetimi eleştirdi de programa çıkmadan önce. Zannediyorum eleştirecek diye bir his var içimde. Peki Merve nasıl? Merve de kendi halinde. Ay neden Ezra? Kötü bu çok beni aldı. Merve de kendi halinde diye Merve. Ya ben şeyi çok benim için bir kadın her zaman şık olmalıdır. Bir kadın her zaman her zaman bir kadın ayakkabı nasıl şık olur ya? Bu tamamen kadınla ya yani eş olman gerek de şık olabilirsiniz. İlla hani tek omuz böyle püsküllü elbise giymekle olmuyor şıklık. Bu çok gerekli bir şey. Ben bir kadını makyajsız ve topuklu ayakkabısız görmeye tahammül edemiyorum. Ay Hakan çok bana göre demode oldu bu biraz. Ya yani ben mesela topuksuz ya da hani bazen böyle babet giyip de hani makyajsız olan hanımlara da bayılıyorum. Babet benim de en sevmediğim ayakkabı da doğru söylüyorsun. Yani artık hayır çok... şimdi zaten şöyle bir şey var. Pardon sözünüzü kestim. Makyaj yapmaktan kastım. Artık yok gibi makyajlar var ya. Hani nedir? Evet, doğru. O küçük kontürdür, doğru, dokunuştur. Doğru. Bir kadının o dokunuşa ihtiyacı var. Dünyanın en güzel kadını da olsa. Sabah kalktığı zaman da mı böyle yapacak? Yani bakkala öyle yani açmışsın kapıyı ya. Baş dağınık Allah huzur. O kadar giyinmekten sıkılıyor ki insan. Aynaya geçip kendime baktığımda bu ne büyük özgürlük diyorum mesela. Saçlar birbirine girmiş. Öyle de olmak lazım diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey. Ben öyle bir anneyle büyüdüm ki benim annem babamın bizim otelimiz var. Gece işi yapar babam ve hiç 4'ten önce gelmezdi eve. Biz böyle gece yaşayan bir aileydik. Annem babamın el frenini çekme sesini bilir. Kendine çeki düzen verir. Hemen rujunu taze eder öyle kapıyı açar. Ay nerede o kadınlar? Ki bu kadın da hani 1000 yaşında değil. Bunu kaç sene yapabilirsin? Bu tamamen bence önce kendine verdiğin değerle alakalı. Kesinlikle öyle. Doğru. Benim annem hala öyle. Babam kalmadı artık ama. Ben de evde benimle birlikte çalışan bütün yardımcılarıma diyorum ki lütfen sabah benim karşıma makyajlı çıkın. Başkasından isteyince istiyorsun ama gördüğün gibi. Çünkü onlar da çok şaşırıyorlar. Yani bizim çalıştığımız bir yerde böyle bir şey istemediler bizden diye. Makyajlı. Yani motive etmiyor mu sizi? Full makyaj değil. Tabii ki onları bakımlı görmek hoşuma gidiyor. Doğru söylüyorsun. Bu çok önemli. Çünkü sen de kendini güne hazırlıyorsun. O senin evinde çalışan insan da olsa daha dikkatli oluyorsun kendine. Kesinlikle öyle. Aslında insanların giyim tarzı her şeyi çok değiştiriyor. Aman iyi tamam Alişan Şen'den sörkü istiyor iş. Şimdi mi? Evet. Şu an. Ben de böyle geçiyorum. Her yeni sevgide eski aşkın günahı vardır. Terk edip giden de her kalanın bir ahı vardır. Yere attın aşkı öpüp alnıma koydum, yolundan dönmez kuruşu. Bu sevdaya baş koydum, sende yok adalet, yok bir merhamet. Devam et zulmüne, sen böyle devam et. Sen de aşk eski bir ateşin keşfinden sonra en büyük yangın benimki. Benim aşkım meydanlarda haykırır, kimseden korkmaz. Senin aşkın utancından sokağa bile çıkamaz. Eski aşkın günahı vardır. Terk edip giden de her kalanın bir ahı
yere attın aşkı. Öpüp alnıma koydum, yolundan dönmez kurşun. Bu sevdaya baş koydum, sende yok adalet, yok bir merhamet. Devam et zulmüne, sen böyle devam et. Sende aşk eski bir ateşin keşfinden sonra en büyük yangın benimki. Benim aşkım meydanlarda haykırır, kimseden korkmaz. Senin aşkın utancından sokağa bile çıkamaz.
açık. Sinan'ın bir şarkısı, Sinan Akçıl'ın bir şarkısı. Sinan'ın, evet. Sinan Akçıl'ın şarkısı. Bu yeni çıkan Pepsi kolaların dizaynını ben yapmış bulunuyorum. Burada Hülya Şer yazıyor ve şurada da elimdeki dövmenin aynısı var. Bilginize. Ve tadı da bir başka. Aynı değil yani. İçine azıcık karbonat attı, biraz da maydanoz vermiş. Bu albüm yeni mi? Tabii canım, daha salı günü çıktı. Daha bu salı çıktı. Tabii tabii, bu salı çıktı. Daha klibi de çekmedik. Klibi işte az önce... Ne kadar oldu döneli askerden? 45 gün oldu. Hepsini 45 günde okudun. İşte Ceyhun benden 3 ay önce geldi askerden. O hazırlık yaptı. O her yaptı. Şeyi hazırladı. Ondan sonra buraya gelip sadece canlıları çaldık. Ben de üstüne girdim, okudum. Orada çalıştın aynı zamanda da şarkılar herhalde. Tabii tabii, hepsini çalıştık. Nasıl şarkı çalışıyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Şarkıyı nasıl öğreniyorsun? Herkesin bir öğrenme şekli var mesela. Önce bestecisinden dinliyorum. Yani bana gelen şekilde dinliyorum. Evet. İşte arabada çok fazla dinliyorum. Ondan sonra kendi yorumumu katıyorum. Birkaç bir yerinde bir şeyler yapıyorum işte. Mutlaka yorumun dinledikçe katılıyordur da yani o sözleri çalışmak, hani müziğini oturtmak... Ya dinleye kere, dinleye mi sadece? Tabii tabii. 2-3 kere üst üste dinledikten sonra zaten oturuyor. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Ya biz ben çok zorlanıyorum ya. Okumaları komple 3 okumayı 1,5 günde bitirdik. 1,5 günde bitti hepsi. Şarkıları çünkü o kadar iyi biliyordum ki. Bir de o kulaklıkları takınca. Evet. Ben mesela o kulaklığı taktığım zaman hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Aynı şekilde ben de. Açıyorum yani, bir tanesini tekrar kapatıyorum. Böyle evet, bir oturmuyor. Çok sağlıklı değil. Bana öyle oluyor, bilmiyorum. Çok zor ya, stüdyoda okumak hakikaten zor ya. Çok zor, gerçekten zor. Yani canlı okumak daha avantajlı geliyor bana. Peki Hakan, tasarım yaparken bir yerlerden esinleniyor musun? Yoksa böyle gerçekten şu olma, nasıl kendini hemen hazırlıyorsun ya da organize ediyorsun? Tabii takip et, pardon, takip ettiğim bir sürü şey var. Örneğin kumaş firmalarını takip ediyoruz, trendsetterler var. Çünkü dünyada bir komite var ve aslında her şey onların iki dudağının arasında. Allah renkler, Allah. Desenler ve tabii bunlardan çok bağımsız kalamıyorsun ama bu çok başka bir şey. Bu hani, sene mor mu daha çok? Aslında çok değişken. Değişken. Bizim ülkemizde en çok floresan renkler dikkat çekiyor. Aslında kimsenin dikkat etmediği en önemli detay çok maskülen kadınlar bu yıl. Peki bir sadece şey söyleyeyim. Siyah beyaz. Her sene modacıların ayakkabının topuğundan tut da rengine kadar işte kıyafetlerin değiştirmelerinin sebebi aslında ticari değil mi? İnsanlar hani ki. Modaya uysunlar diye iki sene üst üste aynı topuk yok ayakkabıda ya da aynı model yok. Tabii mass market çok hızlı bir tüketim olduğu için ve sürekli büyük bir yarış var orada ve kendini sürekli yenilemen gerekiyor. Öne çıkman gerekiyor. Bir sürü şey var. O işin içinde çok başka bir matematik var. Atıyorum ham maddede başlıyor iş. Pamuk ham maddesi fazla kaldıysa dünya devlerinin elinde. O komite onları dinlemek zorunda. Ve atıyorum koton ağırlıklı kumaşlar kullanılır. Yani o kadar başka bir matematik var ki orada. Çok enteresan. Gerçekten modanın içinde de bir ticari. Aslında modaya uymak bence enayilik. Ben hiç takip etmiyorum. Ve gerçekten enayilik. Yani çünkü biliyorsun ki o işin içinde bir ticari durum var. Kesinlikle, bence de. Herkese uymuyor belki ama moda o sene. Bence insan kendine yakışanı. Zaten artık her şey moda.
Ne giysen ya moda. Ya var mı? Tabii belli şeyler var. Mesela ay yine atıyorum annemin ceketi moda oldu. Bu yılda bak öyle pantolon var, öyle kim ceket var. Kim mesela ne öyle giyerse şey komik kaçar. Mesela diyelim ki Merve'nin desenli elbisesi. Sordum onu. Mesela siz geçen dedim hafta fırfırlı elbiseyi giydiğinizde benim için komik kaçtınız. Sevmedim. Komik mi kaçtı? Raşit! Kimindi bilmiyorum da. Bile Raşit. Benim için siz siyah beyaz bir kadınsınız. Yani? Yani siyahla çok başkasınız. Ben artık karar verdim zaten. Herkes hep çok siyah giyiyorsun dedikleri için. Hadi onlara saygım, hadi onlardan sevgim falan falan derken değiştiriyordum. Artık siyah giyeceğim. Hep siyah. Bence çünkü herkese siyah çok yakışıyor. Evet, siyah. Herkese değil yakışmıyor. Mi? Mesela size çok yakışıyor. Tabii siyah çok kurtarıcı bir şeydir ya ama hayır. Bazı insana o kadar ya mor giymişsin, kırmızı giymişsin kadar güçlü olursun siyahla. Siz de o insanlardan birisiniz. Mesela ben de siyah, benim bütün gardırobum siyah beyazdı. Şimdi program başlayınca böyle sıkıcı olmamak için insanlara işte renkli bir şeyler katmaya çalışıyorum. Evet, ben siyahı seviyorum. Ben evet de siyah beyaz. Hep siyah. Benim mesela gardırobum bu tişörtün siyahı ve beyazı. Doğru, bilmem kaç tane bundan, bilmem kaç tane siyahından. Takım elbiseden bende de 5 tane falan var yani. Aslında o dolapta olması gereken klasik birkaç şey var. Onların dışında onlar olacak. Kesinlikle. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Evet. Onların üzerinde oynayacaksın. Her defasında değişik görünmek, değişik giyinmek biraz yorucu bir şey. Bir de en kötü olan ne biliyor musunuz? İnsanlar kendini bilmeden giyiniyorlar ya. Örneğin popon çok büyükse onu açamazsın. Bir göğsün çok büyükse onu belli ölçüde açmalısın. Bir kendimizi tanımamız gerekiyor. Bu bana olmaz. Bir, ikinci en kızdığım şey de 55 yaşında bir kadının 15 yaşında kız elbisesi giymesi. Evet değil bu mi? Bu benim en tahammül edemediğim şey. Evet gerçekten. Mesela ne giymemeli? Bu licin bunun içine giriyor mu? Hayır. Peki ne giymemeli? Ya 55 yaşında şey bir kadın ne giyiyor? Her şeyi giyebilirsin aslında ama o atıyorum kısacık jean etekler vardır ya fırfırlı. Doğru. Şimdi onu 55 yaşında bir kadın nasıl giyer? Giyemez. Ya benim annem onun bikinisinin üstüne bile giymiyor. Giymemeli. Annem bikini mi giyiyor? Evet. Şimdi beni bir doğru Trabzonlu kadın olarak. Ordulu. Trabzon kadın olarak. Neyse ya, pardon, Karadeniz kadın olarak. Ya siz Karadeniz'e hiç gelmediniz galiba. Ben bayılıyorum Karadeniz'e. Karadenizlilere bayılıyorum aslında. Gerçekten öyle. Yani şimdi ben bu kadar matrak, bu kadar şeker. Bravo, bravo. Gerçekten. Bunu her defasında seviyorum. Tabii benim kızım da Karadenizli oluyor babadan dolayı. Belki ondan da etkileniyorum bilmiyorum ama Karadenizlilere bayılıyorum. Yüreği çok iyi insanlardır. O kadarını bilmiyorum. Bana çok komik, çok pozitif, çok esprili, çok sıcak, çok samimi geliyorlar. Ki çok tanıyorum Karadenizli insan. Bir de annemle ilgili bir şey söyleyeceğim. İşte annen bikini mi giyiyor dedin. Şimdi beni doğuran bir kadın tabii ki bikini giyebilecek kadar güzeldir. Ne demek beni doğuran bir kadın? Anladık, sen yakışıklısın da. Belki babana benziyor. Hayır, o anlamda söylemedim. Annen de anladım, çok hoş bir kadındır yapıyorum mutlaka da. Baba kıskanmıyor mu diye. Babam yaşamıyor. Ha, ondan açıldı saçıldı. Babam rahattı. Rahat mıydı baban? Ve ordu sınırları dışına çıktığında hiç. Muhteşem yüzyılda nasıldın canım? Ha, muhteşem miydi hakikaten çekimler? Kaç saat çalıştınız? Yani çok fazla çalıştık gerçekten. Hani ben öyle olduğunu bilmiyordum. Birçok insan da bilmiyordur herhalde. Evet. Dışarıdan çok güzel geliyor. İzlemek çok güzel. Sadece mesela Muhteşem Yüzyıl çarşamba günleri yayınlanıyor. Sadece çarşamba günleri çok güzel. Benim için tabii ki çok iyi bir izleyicisiyim. Ama gerçekten eminim ki bütün dizi setlerinde öyledir. İnanılmaz zor çalışmak. Kaç saat çalışıyordunuz günde? İşte sabah 6'da araç ve akşam 12'de falan çıkış oluyordu. Evet, öyle. Çok zordu. Sen uykun mu var? Gözlerin mi kızar? Yorgun musun? Hayır, yorgun değilim ama gözler kızarıksa kızardı. O alerjik bir şey ya, oluyor. Ha, ne bileyim ben, uyuyacak sonra gibi geldi bir anda. Yok yok, uyumam. Sakın ha. Buyurmuş. Allah'ım. Uyumam, uyumam. Ne bileyim, sandalye biraz batıyor değil mi? Ya şey yapamıyorum. Rahat edemedim. Nasıl? Yani bak, şimdi ben sana öğreteyim sandalyede nasıl oturulur. Arkana yaslan. Evet. Ayak aksına at. İşte atamıyorum onu, yapamıyorum. Niye? Ya yapamam onu, televizyon karşısında yapamıyorum, bilmiyorum. Ayak ayak üstüne atmak bir şey değil. Yapamıyorum. Atma hayatta şekline yapma bağlı. Ayağının altını gösterirsen ayıp. Hayatta yapamam istediğin kadar şey. Böyle şöyle mi oturuyorsun? Şöyle uzatırım ayağımı. Şöyle. Bu daha ayıp. Böyle oturma. Bu çok ayıp. Bu daha fena. Yapamıyorum, ayak ayak üstüne atamıyorum. Bir at bakayım.
Ya atarım da atım şimdi. Ya bir yani... at bir dakika bir göreyim. Allah Allah. Ay yakıştı. Yok ya yapamam onu, yapamam onu. Ne saygıdan dolayı mı? Ne bileyim yani hiç yapmadığım için. Hay Allah. Yapamam. Peki, peki yap otur o zaman uslu uslu. Tamam tamam. Ay bayram çocuğu oturamıyor sana. Kalk ayakta dolaş fark etmez. Gerçekten buna rahatım ben çok rahatım vallahi. Bak git yürü oradan bir şey al kendine. Çay falan doldurayım mı kendime? Tabii ya lütfen. Gerçekten. Dekor değil mi onlar? Hayır şey, olur mu öyle şey? Hadi git sen ben arkadaşlarla sohbet ederken sen rahatına tamam biz konuşalım sen rahatına. Çok neden seni erken çıkardılar Muhteşem Yüzyıl'dan? Reklamlar. Sonra. I'm a scat man. I'm a scat man. Klipte kaç şarkı var? Ya, klipte diyorum albümde. 8. 8. Evet. 8. 8 tane şarkı var. Hepsini tek tek kliplendirecek misin? En az 5 tanesini çekeceğim. Sen mi çekeceksin? Kendim çekeceğim evet. Nereden senin yönetmenlik bilgin vardı çekiyorsun sen? Ben 350 bölüm dizi çektik Hülya'nın. Nasıl 350 bölüm? Çektim derken yani oynadım ben çekmedim de. Ne ya kameranın arkasına geçip de ya, bu nasıl? Klip çekmekte bir şey diyeceğim. Şu anki klip yönetmenlerinin hangisi yönetmenlik biliyor? Hangisinin background'unda yönetmenlik var? Evet ama şey... onlar kadar bilgimiz var yani. Bir de klip 4,5 dakika klip. O ben... şeyleri biliyor musun? Lensleri? Aa her şeyi biliyorum. Lens, yeşil lens, mavi lens. Yok hepsini peki, biliyorum. Peki hikayesini tabii. Sen mi yazacaksın? Ya yurt dışından şeyi getiriyoruz. Flying cam getiriyoruz. Helikopter kamera. Onunla böyle çok güzel görüntüler alacağım. Çok güzel şeyler yapacağım. Oo havaya girdik ya. Ne oluyoruz anlamadım. Herkes bir... Ben de aslında klibim için metin çekiyor Arolan. Siz de çok güzel çekebilirsiniz yani. Ben bu sene aslında kendim çekeyim dedim ama sonra dedim ki kendi kendime şimdi makyajımdı, oyunumdu, onunla mı uğraşacağım, kamerayla mı? Hani yönetmenlik yapmak bana biraz şey geldi. Ama klip için o kadar uğraşmaya gerek yok. Bir görüntü tane çektim ben, sensiz kaldı mı? Orada biliyorum ne olduğunu. Dolayısıyla vazgeçtim, Metin Aralat çekiyor. İyi ki Metin'le çalışmışım, olağanüstü bir yönetmen. Yani gerçekten kadın olduğunu ve... Ne kadar, değil mi? Her şey çok güzel görünüyor kamerada. Metin çok böyle ince lips. Tabii onları görünce diyorum ki sen nasıl çekeceksin? Bir klip çekeyim de gör. Kapımda yatacaksın klip çekeyim diye ama. Hülya Hanım. Çeker miyim bilmiyorum. Efendim? Sizi biraz alabilir miyim? Niye? Bir önemli bir şey var. Sizle görüşmemiz gerekiyor. Asker kaçağı mıyım? Ne? Dalga mı geçiyorsun? Buyurun. Önemli gerçekten. Bırakacağım konukları. Evet biraz bırakalım. Seyircilerimiz bizi mazur görsünler. Size bir şey görüşmem gerekiyor. Önemli durum var çünkü. Neyse siz? Allah Allah. Gelin ben de bir şey olmasın. Yok. Vay be. Hakikaten ciddi misin? Evet, lütfen buyurun. Programın ortasındayız. Sağ biliyorum haklısınız ama yani bu gerçekten görüşmem gereken bir şey size. E anladık da yani. Yuh. Biraz evvel reklamdaydık. Niye görüşmedik? Doğru haklısınız. Ama yeni gelişen bir olay. Şimdi zaten siz göreceksiniz. Sakin olun. Gösterdiğim zaman zaten gerçeği anlayacaksınız ne olduğunu. Çünkü gerçekten... Program içeride canlı yayındayız. Haklısınız ama seyircilerimiz bizi mazur göreceklerdir. Niye mazur görsünler seni durup dururken seyirciler? O zaman biraz sabredin lütfen. Neyi sabredeceğim ne? Bir dakika bekleyin. Göstereceğim ben size. Her şeyi anlayacaksınız.
Buyurun. Alalım sizi. Savaş, dalga mı geçiyorsun? Hayır, gerçekten ciddiyim. Şöyle buyurun. Gelin buyurun. Allah, sizin ne işiniz var burada be? Yani şanslı sizi programımıza davet ettik. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Ve izniniz olursa sizle yarışmak istiyoruz. Çok istiyoruz. Evet. İnanmıyorum size. Nasıl yapacağız? Size bir kulaklık takacağız. Evet. Talimatlar vereceğiz. Zaten biliyorsunuz programımızı. Evet. Bundan da 5000 lira kazanacaksınız. Çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Böyle bir şey istiyoruz. Evet. İsterseniz. Lütfen ay, siz de kabul edin. Lütfen kabul edin. Çünkü biz bunu seyircilerimize de sürpriz olsun diye düşündük. Ve şansı masaya yiyecek. Becerebilecek miyim şimdi burada bu canlı heyecan? Biz becereceğinizi düşünüyoruz. Yani kesinlikle. Çok merak etmeyin. Bir de sizi rahatlatacak bir şey daha söyleyelim. Biz evet. Öncesinde zaten Merve Oflaz'a da kulaklık taktık. Daha öncesinde. Kulaklık. Makyajınız yapılırken. Yalnız iyi şeydi yani içeride. Program bu. Valla helal olsun. Bir dakika, ben valla bilmiyorum. Sizi mahcup edersem karşıma. Yok, yok. Biz sizi mahcup etmeyiz şey inşallah. Evet. Evet. Buradan talimatlar vereceğiz. Tamam. Siz de zaten çok iyi bir oyuncu olduğunuz zaten için zaten sizin mecranız. Yani o anlamda rahat olun demeye gerek yok. Şu anda yayında mıyız? Şu anda yayınımız ama seyircilerimiz görmüyor. Fakat ekran başındaki seyircilerimiz çok iyi görüyorlar bizi. Seyirci görmemesi lazım çünkü. Tamam. Ekran başında görüyor. Ben kulaklık takayım mı şimdi? Evet, şimdi evet. Size çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Ay, ay, ay Savaş. Buyurun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Zor şeyler söylemeyin bak ha. Yok. Bildiğimiz yerden soracağız. Tamam. Allah. Bismillah. Gidelim. Millet anlayınca bir şey anlayacak. Yürü. Geldi mi? Buyurun efendim. Ne diyeceğiz şimdi peki herkese biz içer? Bence çok iyi yapacaksınız. Başaracaksınız. Ne diyeceğiz şimdi? Niye gittik? Niye geldik? Efendim sorunu çözdük. Yayından sonra. Bunu biz size açıklayacağız. Yayın bitimine kala açıklayacağız biz size. Diyeceksiniz. Evet, buyurun. Tamam. Hop. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne oldu? İdareden çağırdım. Ne oldu ya? Ya hiç. Hayır. Ya reklam arasında çağırsınlar, söylesinler. Onu da yapmıyorlar. Saçma sapan bir şey. Neyse, önemli değil. Biraz özel bir mevzu. Ama zamansız bir mevzu. Neyse, hallettik ya. İnşallah hallolmuştur diye düşünüyorum. Birazdan bir haber gelirse. Önemli değil. Niye görüntü gitti orada? Bizi görüntüyü de kapattılar. Hiçbir şey anlamadım zaten. Şey gibi kaldık burada. Yani cezalı gibi kaldık. Yok, o gidiyor. Ya şunu bir halledemediniz. Programın başında da... Neyse... Sakin. Ne güzelmiş elbiseniz diye ben bakıyorum. İki saniye. Geçti. Ya, ne oluyor ya, anlamadım. Bir şey oluyor ama. Yok bir şey yok. Önemli değil. Ama yarın yine gazetelerde. Kötü bir şey yok. Önemli değil. Çok şükür iyi, her şey yolunda. Ne diyorduk? Biz ne konuşuyorduk? Klipten falan bahsettik. Klibi geçtik. Sen Metin çekmiş sizi. İlk defa mı çekti Metin size klip? İlk defa mı ne? Ya, ilk defa Metin Arabat size klip çekti. Metin, daha önce biz Metin'le birkaç çekimde beraber olduk. Fakat ilk defa şimdi reklam çektik. Pepsi Cola'nın reklamlarını. Bu hafta klip çekiyoruz. Çünkü bence de Türkiye'deki çok doğru gözlerden biri o. Eminim sizi çok güzel gösterecektir. İnanılmaz. Yakında çıkacak. Çok da güzel bir reklam çektik. Hem Ramazan'a ait hem de işte diğer günler içinde. Daha çalışacağız, Hanım, pazartesi sizden çalışacağız. Sizden şimdi şunu istiyoruz. Size 3 tane... Bir şey var ama çözeceğim. Yani bana niye bakıyor? Bana da bakıyor. Yok, ben biraz 5-10 dakika... Bir gerildiniz, bir şey var. Bana bakmayın böyle. Sekreter, 30 saniye süreniz abi, başladı. Yayında mıyız? Şimdi yani... Gülmeyin. Şimdi elimde bir raket olsa... Biz bir şey duymuyoruz. Evet. Şimdi elimde bir raket olsa kaçarım giderim. Benim sekreterlerim... Neyse boş ver. Aman neyse, önemli değil. Siz biraz kendi aranızda sohbetiniz. Askerlik nasıl? Ey Alişan, ne yapar? Ay. Anlat biraz. Uzun dönem yaptın değil mi sen? Canım bayağı, raket istiyor. Ne oluyor ya? En uzun hayal. Ben anlamadım yani, ben de. Yayında mıyız, reklamda mıyız? Yok, yayındayız. Yayındayız. İnşallah kötü bir şey değildir. Yani. Değil. Ya ben sonra reklama girdiğimizde anlatırım size, anlatacağım. Yani problem değil ya. Ben canlı yayının hata şeyleri işte böyle. Aslında bizim profesyonel
ekibimizin, yani daha doğrusu şaşkınlıkla içerisindeyim. Yani burada ne kadar beklediniz? Biraz sesi verebilir misiniz? 3-5 dakika beklediniz. Evet. Anlamsız bir şey oldu yani. Biraz sinirliyim, o kadar. Başka bir şey yok. Geçecek. Bakıyorsun suratıma bir şey mi var diye. Neyse, önemli değil. Oynuyorsunuz şu an ama hadi bakalım ne çıkacak bilmiyorum. Bir oynama var. Hülya Hanım, doğal evet, davranın. Çok ciddi olun var gerçekten. Bunu niye kapattılar? Bunu atsınlar, ne oluyor? O program başladığında da aynı şey. Olur mu? Çekti, fişini çekti geldi adam. Evet. Neyi fişini çekti? Adam, kapattın gittin şeyi. Demek ki o yüzden onunla ilgili bir sıkıntı varmış. Evet. Abi ne sıkıntısı, ne güzel izliyorduk işte. Peki birisi yapacak mı? Reklamda mı yapacak? Ama bir şey söyleyeceğim. Biz gerçekten burada kendimizi görmemizden rahatsız oluyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim ben size. Neyse olabilir, görmesek de olur diye düşünüyoruz. Rica ederiz. Anlamıyorum. Fişini çektiler tamam diye. Neyse. Şimdi Hülya Hanım siz devam edin konuşmaya. Sen kendine şimdi, yönetmen olarak güveniyorsun. Gerçekten evet, güveniyorsun. Birisi başkalarını size bir telefon getirecek. Yok, şimdilik sadece o telefonda Zehra'nın bakıcısına kuru fasulyenin nasıl yapılacağını anlatacaksınız. Bu şarkı hakkındaki çok önemli diyecek size telefonu getiren kişi fazla ve Zehra'ya kızınıza kuru fasulye yapacakmış onun bakıcısı ve ona nasıl kuru fasulye yapılması gerektiğini anlatacaksınız. Biraz da o telefon gelecek. Yani sizin konuklarınız kendi aralarında sohbet etse bile siz bölmeyin. Var. Devamlı kuru fasulyenin tarifini vereceksiniz. Güzel de bir bütçe ayırdık klip için. İnşallah önümüzdeki hafta... Hatta siz devam edin de diyebilirsiniz. Hiç problem değil. Hiç heyecanlanmıyor musun Allah aşkına? Klibi hazırlanacaksın. Yani hazırlandın. İlk sete gittiğinde hiç heyecanlanmayacak mısın? Ay, hani mesela kameranın açısıydı vesaire vesaire. Ben Aynalı Tahir'de, Aşkın Eşkıya'da falan çalıştığımız yönetmen arkadaşım var. Gül, Gül evet. Güzelkaya. O sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Hmm. Onunla birlikte oturduk, her şeyi yaptık. Her şeyi, bütün prodüksiyonu falan o kurdu. Hülya Hanım bir de telefonu işte gideceğim ben de çarşamba günü yerleri falan belirledik. Size yaptırıldığı için çok sinirlenin. Telefonu kapattıktan sonra öncesinde de sinirlenebilirsiniz. Siyah beyaz çekeceğim. Orada da öyle yani, yine bir şey oldu bak. Canlı yayın hatası olduğunu belirtin özellikle. Kızın yani. Gelecek telefon birazdan. Siz devam ben edin. Ben hala inanamıyorum Ayşan'ın klip çekileceğine. Klibi bu kadar basit görüyorsun yani. Öncesinde basit zaten teknik rahatsızlık olduğu için üstüne bir de telefon gelince artık iyice İddia güzel. Zıvanadan çıkın yani. İddialı olunca iyi işler çıkıyor ama ortaya. Ama bu böyle çok hani moda oldu diye mi böyle yapıyorlar acaba? Yok, bir şey söyleyeceğim. Ben de şimdi fotoğrafçılık... Ben yıllardır sinemacıyım mesela. Yıllardır bana bu cesareti kimse... Telefon geliyor. Kuru fasulye tarifiyle ilgili size direktif vermeyeceğiz. Zaten bunu bildiğinizi düşünüyoruz. Bezelye de tarifi verebilirsiniz ya, fark etmez. Bildiğiniz Ali bir şey. Ali Ören gibi sulu yemek. Efendim. Kızın şimdi niye bana veriyorsunuz telefonu? Bir saniye hayatım deyin. Hülya Hanım. Bir saniye hayatım. Bayağı bir kızın ama yani hiç gülmeyin kızın. Ya bir şey söyleyeceğiniz. Manyak mısınız? Telefonu bırakın. Telefonu bırakın. Size telefonu getiren kişiye yani. Nasıl böyle ya, bir şey oluyor? Kafayı mı yediniz? Ay çok affedersiniz ya. Tamam ben Zehra aradığı zaman bana mutlaka vereceksiniz dedim ama bu Zehra değil. Evdeki yardımcı bana nasıl veriyorsunuz ki anlamadım. Kızın Hülya Hanım, bayağı kızın. Ya nasıl veriyorsunuz bana? Mutlaka tamam getirin dediysek yani canlı yayın ortasına da mı getirin? Ya çok özür dilerim Zehra biraz ateşliydi bugün de. Aa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir şey olursa telefonu getirin dedim. Çok güzel. Çok güzel gidiyorsunuz Hülya Hanım. Çok iyi değil mi? Yuh insan bir kart yazar oradan der ki telefonunuz var ben hiç olmazsa burada konuklarıma bir şey söyler gelirim. Çok özür dilerim konuşmam gerekiyor deyin konuklarınıza. Efendim? Ve konuşmaya başlayın. Ne? Bu çok önemli bir durumda diyebilirsiniz Hülya Hanım. Önemli bir durum kızım, kusura bakmayın deyip konuya kuru fasulye tarifi vereceksiniz Hülya Hanım. Bir dakika süreniz kafayı başladı. Kafayı mı yediniz Allah aşkına tamam iyi mi uyuyor mu? Uyuyor tamam. Var bir şey çıkacak var. Kuru fasulye mi çekti canı? Ne çıkacak bilmiyorum. Kuru fasulye mi çekti canı deyin Hülya Hanım. Kuru fasulye geleceğim mi çekti şey canı? Oturun yerinize ve kuru fasulye tarifi yapın şey şimdi. Dün akşamdan suya koydunuz mu? Koyduk. Değil mi? Koyduk. Islamıştık fasulyeyi. Islamıştık. Evet. İki dakikada sen bilmiyor musun yapılmasını? Hülya Hanım yüzünüzü dönün görelim sizi. Normal oturduğunuz yere oturursanız çok daha güzel olur hatta. Bir şey söyleyeceğim. Biz de kendi aramızda özür diliyorum. Hülya Hanım deyin ki Hakan'cığım sen konuklarla konuşur musun Hakan, ben gelene kadar? Hakan sen biraz konuşur musun konuklarla? Hakikaten güzel var orada. Bak hiçbir şey yok mu?
gerçekten. Tencereye koyacaksın. Telefon, telefon. Suyunu haşlayacaksın. Biraz karbonat atacaksın içine. Sonra o suyu tekrar değiştireceksin. Çok güzel gidiyorsun Hülya Hanım. Harika. Bu tonda devam edin. Hülya Hanım biz arada Merve Hanım'la da konuşacağız. Siz üstünüze alınmayın. Merve Hanım siz de şey diyebilirsiniz. Hani bu tarz canlı yayın hataları oluyor. Normal değil gibi. Canlı yayında telefonlar çalıyor. Olabilir böyle şeyler gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Zeyra Hanım canım fasulye istediyse sen aç kitaptan oku ve yap. Hayır canım giderken sadece bir çanta. Cacık mı diyin Hülya Hanım? Cacık mı diyin Hülya Hanım? Cacık mı? Öyle bizi adaya bıraktılar. Salatalık ve yoğurt da oluyor. Sarımsak da atarsan güzel olur diyeyim. Salatalığı rendeliyorsun, yoğurdun içine katıyorsun, birazcık da sarımsak. Hadi be. Kapatıyorum. Uyudu mu? Fasulye diye tutturdum. Canlı yayın olduğu için öyle olabiliyor. Anlıyorum. Tamamdır Hülya Hanım. Bravo. Kapatın telefonu tamam. Şimdi. Güzeldi. İkinci etabı geçti Hülya Hanım. 250 lira şu an cebinizde. Bana da i̇kinci etap 500. 500'ü verdik. İkinci etap bu. 500 lira cebinizde şu an. Bir kuru fasulye ben de istiyorum. Hayırdır inşallah. Bismillah. Ya. Çok çok sinirlenin Hülya Hanım şimdi. Rejiye çok sinirlenin. Oğlum, çok sinirlenin Rejiye. Rejiye çok sinirlenin. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Nasıl olur? Yani aşırı derecede bir tepki istiyoruz Hülya Hanım. Lütfen bunu yapın. Ben, ve herkes şu an buz kessin. Program yapacak durumda değilim. Çünkü ya. Gerçekten saçmaladınız. Elim kolum zangır diyor şu an değil. Şu an elim kolum zangır diyor. Beni bitirmek mi istiyorsunuz? Hakikaten elim ayağım titriyor. Kafayı mı yediniz? Ne yaptınız? Beni bitirmek mi istiyorsunuz diye. Yani. İnteraktif program diye bu kadar da demedik Merve ya. Merve Hanım siz de eğer duyuyorsanız tamam Hülya Hanım sakin şimdi. Olun. Canlı yayında olur böyle şeyler gibi bir şey söylerseniz Hülya Hanım daha da sinirlenecek o zaman. Siz de sinirlenin Hülya Hanım. Ya Hülya Hanım canlı yayında olabiliyor böyle şeyler. Biraz sakin olun. Merve Allah aşkına. Hülya'cığım doğru söylüyorsun. Millet bir de ne yapıyor? Ay, böyle bakıyoruz biz birbirimize. Hayır bak, herkes benim. Doğru söylüyorsun da bu rezillik şu an yani değil. Doğru söylüyorsun Merve'cim ama hakikaten rezillik. Abi bir şey var. Zannediyorsunuz ki ben burada bir şaka yapıyorum. Hülya Hanım biraz saçlarınızı kapatır mısınız? Kulaklığınız görünüyor çünkü. Bu işte var bir şey de neyse. Sen de bu işin içindesin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kendinizi kapatın bir öyle. Olağanüstü oldu ben sana söyleyeyim. Cinnet geçireceğim gerçekten şu anda. Gerçekten yani o şeyim benim. Gerçekten yani. Cinnet geçireceğim. Bu işte var bir iş falan gibi şeyler söyledikleri için daha aşırı tepkiler vermeniz lazım. Kaç dakika? Alişan gerçekten ciddi söylüyorum sinirlerim bozuk ya. Gerçekten şu anda gerçekten sen sinir... büyük oynuyorsun. Ben şu anda bir şey diyeyim ama. Hani herkes sen böyle söyleyince herkes öyle sonunda bir şey çıkacak zannediyor. Öyle bir şey yok. Alişan gerçekten kendim. Öyle bir şey yok. Benim hiç hayatımda böyle bir şey başıma gel. Yani, ya bana reji dalga geçiyor. Gerçekten. Ya bir şey var. Ben de Alişan gibi düşünmeye var. Yani bu bir şakaysa. Vallahi sen hiç oynayamıyorsun. Sen sus. Sen hiç inandırıcı değilsin. Evet. Hiç inandırıcı değilsin. Hiç yani. Hiç oynayamıyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Şakaysa çok zamansız oldu. Zamansız oldu. Zamansız oldu. Hiç. Ben de Alişan gibi düşünüyorum. Olabiliyor mu böyle şeyler yani? Normal tabii canım. Nasıl yani olabiliyor? Yani ben de şaşırdım şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya bana bir şaka yapıyorlar akıllarınca. Hep siz mi yapacaksınız? Hülya Hanım'ı sakinleştireceksiniz. Ya bak ben bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bu bir şakaysa gerçekten sinirlerim bozuldu. Ya yapamıyorum program yapamıyorum. Bu bizim yani. Üçüncü etabımız olacak. Hayır peki şakaysa benim evimdeki kadını nasıl kullanırım? Hülya Hanım böyle bir sinir bozukluğundan ağlama yapabilirseniz süper olur. Yani siniriniz bozulsun şu an Hülya Hanım. Gerçekten siniriniz bozulsun. Yani çok sinirlenin şu an. Ve Merve Hanım siz de kalkıp Hülya Hanım'a masaj yapacaksınız. Bir su alabilir miyim? Çok sinirlenin şu an. Oturduğunuz yerde bayağı sinirlenin. Çünkü şöyle bir şey de kullanabilirsiniz. Her şeyin bir... Bağırdıkça o size hala cevap veriyor. Bu size bir malzeme çizgisi de olabilir. Var. Hala size cevap veriyor çünkü. Değil mi? Her şeyin bir çizgisi var. Yani bilemediğiniz, yapamadığınız şeyleri yapmayın. Bunun hiç şakalık bir tarafı yok. Ben Hülya çünkü korkuyorum. Suyu böyle alın. Ani suyu sudan biraz zaman. İçin ve suyu atın adamın arkasından. Elim ayağım titriyor yani. Hülya Hanım suyu alın için ve suyu adamın arkasından atın. Terbiyesiz diye. Bayağı sert bir şekilde ama. Al. Kapatın kafanızı şimdi önünüze. Merve Hanım siz gidip masaj yapar mısınız Hülya Hanım'a? Tamam sakin olun Hülya Ben biraz Hanım kötü enerjinizi alacağım sizin Hülya Hanım diye. Biraz sakin olun. Bir şey yok. Vallahi yok bir şey. Ben korkuyorum yani. Merve Hanım böyle siz arkanızı dönmeyin. Sakın Alişan görmesin arkanızı. Huyumu biliyorlar yani. Böyle şeylerde var çünkü biliyorsunuz ki ben son derece hassasım. Evden bir telefon geldiği zaman. Merve Hanım sakin olun Hülya Hanım. Hülya bir şeyler ne? Lütfen tamam. Lütfen Hülya Hanım. Sinirlenmeyin. Hülya Hanım, ne demek lütfen. O yüzden getirdim? Merve Hanım siz de cevap vermeyin programın ortasına efendim. Gelmeyecek siz o telefon. Siz de cevap vermeyin deyin.
Hülya Hanım. Susun deyin Hülya Hanım'a. Merve, Hülya Hanım yavaş yavaş kendinize gelin şimdi. Lütfen, yavaş lütfen, yavaş kendinize lütfen. Gelin. Merve'nin tamam, bu Merve. Yaptığı masaj size çok iyi geliyor. Müthiş bir masaj yapıyor size. Sen dokununca harika geldi. Çok iyi geldi. Çok iyi hissediyorum kendimi şu an. Sağ ol. Gözlerinizi kapatın, böyle bir trans içerisindeymişsiniz gibi. Çok çeviksin canım, görüyoruz bayağı. Merve Hanım size şey diyeceğim. Ben kötü enerjinizi alacağım şimdi. Üzerinizdeki baskıyı, stresi, gerginliği alacağım gibi şeyler söyleyeyim Merve Hanım. Şu halay çeker çekiyor gibi yapıp çıksak mı? Ben üzerinizdeki baskıyı, stresi alacağım şimdi. Üzerinizde bayağı bir baskı var gerçekten. Ben kötü enerjinizin hepsini alacağım ama şimdi. Gerçekten diyorum. İyi geldi gerçekten. Eline sağlık. Sağ ol Merveciğim gibi bir şey söylersiniz. Teşekkür ederim. Allah şey değil. Vallahi teşekkür ederim Merve. Otur canım kom yerine. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok iyi geldi deyin şimdi. Gerçekten çok iyi geldi. Hiçbir gerginliğim kalmadı deyin. İyi ama geldi, bu, inandırın bunu gerçekten gerginliğinizin kalmadığına. Eski enerjinize dönmenizi istiyoruz. Su mu? Gerçekten. Hızlı bir şekilde. Öyle sinemasına biraz... iyi geldi size. Yani Merve'nin elleri size çok iyi geldi. Merve senin ellerin hakikaten çok... Ben böyle şeylere çok fazla takılmam ama gerçekten iyi geldi. Fena değil yani. Nasıl yani? Teşekkür ederim. Gerçekten çok ben hoş. Zaten duymuştum deyin Merve'ye. Hani böyle güçlerin, bu tarz yetilerin olduğunu. Gerçekten ben seninle ilgili böyle bir şey duymuştum. Bu doğru mu? Pardon. Özellikle Survivor'dan gelenler bunu çok söylüyorlar. Yani Survivor'da birilerini eleştirmiş. Pek bir yerde şey yapmadım, söylemedim ama Survivor'da gerçekten hani elimden geleni yapmaya çalıştım. Arkadaşlarım oldu, sakatlananlar oldu. Ama bu konuyu çok açmak istemiyorum. Ama bu konuyu gerçekten çok burada çok açmak istemiyorum. Çok paylaşmayı sevdiğiniz bir konu değil bu. Çok niye, paylaşmayı bu ayıp istemiyorum. Bir şey mi? Ya, ayıp bir şey değil ama bugüne kadar hiçbir yerde söylemedim yani. Dile getirmedim. Ama bana dokununca çok iyi geldi deyin Hülya Hanım. Gerçekten bana dokununca, bak hakikaten ben böyle şeylere inanmam. Bana dokununca çok iyi geldi. Bazı peki insanların şeyde, böyle enerjilerine inanıyorsunuz Hülya Hanım yani. Bazı insanlarda olabilir bu tür enerjiler ama hani böyle şimdi senin öyle bir enerjin olabileceğine inanmıyorum. Anlatılanlar aklıma geldi de. Survivor'da bayağı birilerini yani, ölümden kurtarmışsın. Bayağı birilerini ölümden kurtarmışsın bir şeyler. Nasıl yani, anlamadım. Sen buna inanıyor musun? Var mıydı giderken oraya, yoksa? Merve Hanım çok mütevazı takılmanız lazım. Yani, ya var öyle şeyler böyle ama. Böyle şeyleri gerçekten çok söylemek istemiyorum. Hani bayağıdır bir yere çıkmıyordum burası. Hani uzun süre sonra ilk oldu. Ama Survivor'da gerçekten çok zor şeylerle karşılaştık ve arkadaşlarım, ben de dahil, çok sakatlandık. Bayağı kötü şeyler geçti başımızdan. Yani gerçekten Hülya yani fırtınalar falan atlattık yani, sen, o derece. Sakatlananlar çok, çok oldu. Midir? Hepsine yani yardım geçmişe etmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Bugüne dair hislerin kuvvetli midir peki, diyeyim Merve. Peki geçmişe ve geleceğe dair hislerin kuvvetli midir? Merve evet. Yani... Yani değil, öyle evet. Öyle de evet, söylenebilir. Evet. Yani sadece bu doğru. Sadece bu konuda gerçekten konuşmayı sevmiyorum. Yani öyle diyorlar arkadaşlarım. Zaten ben yani böyle bir ortam olduğunda bunu istemesem de dışarı çıkartıyorum. Arkadaşlarım da öyle olduğunu söylüyor genelde. Bence... Nasıl yani? Geçmişi, ne yapıyorsun ve geleceği peki? Geçmişten bir şeyler, haberler mi veriyorsun? Yani geçmişi görebiliyorum biraz. Gerçekten evet. Geçmişten yaşadıklarınızla ilgili... Gerçekten tiklendik diyorum. Biz burada sallanıyor. Ha gerçekten diyorum ya, kimse ya bugüne Hülya kadar şey ilk yapın, defa tamam, burada peki nasıl mesela diyeyim, size bir örnek anlatsın. Peki bir şey söyleyeyim. Bir örnek anlat. Bu Survivor'da bahsettikleri gerçekten doğru mu? Yani ne yaptın? Ne yapıyorsun yere? Mesela İhsan diye bir arkadaşımız vardı. Evet. Benim de son ikiye kaldığım finalist arkadaşım. İkimiz kaldık evet. Finalde. Onun kaburgası sakatlanmıştı. Kaburgası sakatlanmış. Evet, kaburgası sakatlanmış. Gerçekten hani bunu kimse bilmiyor ama finalden önce. Ve benim de rakibim sonuçta ama kendisini çok severim. Rakibiz, o ayrı, o bir yarışma. Ve ben de hatta ben ailemle yaşıyorum. Bize geldi, kaldı. Biz ona yardım ettik, annemler falan filan. Çünkü ailesi burada değil, tek yaşıyor. Bekar bir erkek. Ve ben de elimden geleni Merve, yaptım. Merve bu kısmı kısa kes çünkü fazla zamanımız yok. Gerçekten de iyileştirdim onu. Yani böyle Hülya Hanım şöyle bir şey isteyeyim. Mesela bana dair, yani bana dair mesela bir şeyler söyle. Bana dair bir şeyler söyleyebileceğine inanmıyorum mesela. Bana dair bir şeyler söyleyebileceğine inanmıyorum. Benim de kalbimi kırdılar, tedavi et. Hülya Hanım bana dair bir şeyler söyleyebileceğine inanmıyorum. Mesela bana dair bir şeyler söyler misin gerçekten? Çok merak ediyorum. Dur bana böyle... söylesin bana. Önce seni bana söylese. İnandırıcı olması direkt için önce inşallah. Önce bana söylemesi lazım. Şu anda... Ya sana ya bana gerçekten. Siz bir oyun içindesiniz ama dur bakalım çıkacak şimdi. Ben merak ediyorum. Ben merak ediyorum deyin Hülya Hanım. Karamanın koyunu. Ben merak ediyorum deyin Hülya Hanım. Ben merak Ayşen, ediyorum. Bir şeyler dönüyor ikiniz arasında da. Dur bakalım. Bizim ikimiz arasında. Evet. İkiniz yaşıyoruz. Hayır. Yani nasıl diyeceğim? Gerçekten. Hayır yani ikiniz bir Merve şeyler çeviriyorsunuz. Merve siz bozulur musunuz burada? Böyle şeyin şakası mı olur şey diye. Ben hiçbir yerde paylaşmıyorum bunu diye. Ya böyle şeyin hakikaten şakası olmaz yani. Ben bunu hiçbir yerde paylaşmam. Ama Merve böyle şeyin şakası olmaz diyorsun da ben sana anlatınca hani insan kendi özelliğini anlatınca inanılmıyor.
Ben zaten inanmıyorum böyle şeylere ama. Hülya Hanım siz ısrar edin. Benle ilgili bir şey söyleyin geçmişten. O zaman benle ilgili bir şey. O zaman yani size dokunmam lazım de Merve. O zaman size dokunmam lazım de. Şu yani an git size dokunmam size lazım. Dokunmam lazım ilk önce bir temas etmemiz lazım. Dedemin dokundun. Şu an, dedi, tekrar yeni, gelip, şu an tekrar gelip dokunmam lazım. Bir şeyler gerçekten söylemek için hissetmem lazım. Hissetmem lazım. Söylemem için bir şeyler hissetmem lazım. Şimdi tekrar git Hülya Hanım'ın arkasında geç tekrar. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Açık konuşurum yani. Tamam. Arkanızı dönmeyin Merve Hanım. Ne yapmam lazım benim şimdi? Şimdi Merve Hanım sizin gerçekten bir güçleriniz varmış gibi yavaş hareketlerle kapatın gözlerinizi Merve Hanım. Gözünüzü kapatın ve hissedin. Hülya Hanım siz de kapatın gözlerinizi deyin. Siz de kapatın gözlerinizi siz deyin de Hülya Hanım. Siz de kapatın Hülya Hanım gözlerinizi ben kapıyorum. Şimdi şunu söyleyeceksiniz Merve Hanım. 12 yaşında Temmuz ayında babanız başınızı okşayarak benim güzel kızım bir gün çok ünlü olacaksın. İnsanlar seni görmek için kuyruk oluşturacak. Dedi mi demedi mi babanız 12 yaşında Temmuz ayında? Hülya Hanım siz de bundan çok etkileneceksiniz Merve ve ağlayacaksınız bir dakika boyunca. Tekrar söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum size. 12 yaşında. Siz 12 yaşınızdayken. Temmuz ayında. Temmuz ayında. Babanız. Babanız. Başınızı okşayarak. Sizin başınızı okşayarak benim size güzel şu kızım lafları söylemişti. Benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Bir gün çok ünlü olacaksın. Çok ünlü olacaksınız. İnsanlar seni görmek için kuyruk oluşturacak. İnsanlar sizi görmek için kuyruk oluşturacak. Bunu nereden biliyorsun deyin Hülya Hanım. Ve ağlayın. Bir dakika süreniz var. Bunu nereden biliyorsun? Bir yerden mi öğrendin? Hayır bir yerden öğrenmedim. Doğru söyle. Gerçekten doğru söyle. Yani Hülya Hanım bu öyle bir şey ki bunu kimsenin bilmesi mümkün. Yani bu öyle bir şey ki gerçekten bunu kimsenin bilmesi evet imkansız. Siz söylemeyin Merve Hanım Hülya Hanım söyleyecek. Bunu zaten kimse bilmiyor ki deyin Hülya Hanım ve ağlamaya başlayın. Gerçekten bir dakika bilmedim, süreniz başladı. Bir dakika boyunca ağlarsanız bizden 1.000 lira kazanacaksınız. Dalga başlayın. Geçmiyorum. Siz kendiniz söylediniz. Gerçekten. Yani. Hülya Hanım bir dakikanız şey başladı. Merve Hanım siz bu esnada durmak zorunda değilsiniz. Şöyle şeyler yapabilirsiniz. Ben bunu hani siz ağlayın diye söylemedim. Ya ben siz ağlayın diye bunları sakin söylemiyorum. Sakin olun Merve Hanım ama. Sakin sakin. Yani siz öylesine güçlüsünüz. Güçleriniz var. Hülya Hanım siz ağlayın ama. Hülya Hanım siz bu tarafa dönün. Bize dön. Ben size ilk defa burada karşılaşıyorum. Siz ağlamaya yani devam edin. Hülya Hanım çok iyi gidiyorsunuz. Evet babam öyle demişti. Hakikaten öyle demişti. Çok iyi gidiyorsunuz Hülya Hanım. Harika. Aklıma babam geldi gibi bir şey de söyleyebilirsiniz. Gerçekten öyle o yaşlar 12 miydi bilmiyorum ama babam öyle demişti bana bir gün balkonda. Tam da babalar gününden bir hafta önce. Bir dakika süreniz doldu. 1.000 lira cebinizde. Çok teşekkürler. Ağlamayın ama gerçekten. Yani. Bir de bir şey daha söyleyeceksiniz Merve Hanım. Şimdi tekrar dokunun Hülya Hanım'a. Ama bu sefer güzel bir şey söyleyeceğim. Moraliniz düzelsin. Öyle bir şey söyleyin Merve Hanım. Hülya Hanım ağlamayın ya gerçekten. Şimdi bir sizinle ilgili güzel size bir şey söyleyeceğim. Moraliniz düzelsin. Ama şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bütün moraliniz düzelecek. Yine böyle o hissiyatlı hareketlerinizi yapın Merve Hanım. Huşu içerisinde tekrardan, huşu içerisinde kapatın gözlerinizi. Hülya Hanım siz de kapatın. Aslında seninle ilgisi yok ya. Şimdi bir olanlarla. Tekrardan elini bıraktıktan sonra. Şöyle söyleyeyim Merve Hanım. Ellerini tutun önce. Evet gözleriniz kapalı. Hülya Hanım siz de kapatın. Hülya Hanım lütfen siz de gözlerinizi kapatır mısınız? Size şimdi gerçekten çok hoşunuza gidecek bir şey söyleyeceğim. Tamam. Deyin ki 2 sene önce Fransa'ya gittiniz mi? Merve Hanım, 2 sene önce Fransa'ya gittiniz mi deyin. 2 sene önce Fransa'ya gittiniz mi? Biraz hızlı olmamız lazım. Hülya Hanım, 2 sene önce Fransa'ya gittiniz mi? Hayır, gitmişimdir herhalde. Orada bir şato gördünüz. Çok almak istediniz, öylesine beğendiniz. Bir şato gördünüz ve çok beğendiniz, almak orada istediniz. Orada bir şato gördünüz ve çok beğendiniz ve almak istediniz. Doğru mu? Ne şatosu ya, ev. Ev, şato gibi bir ev. Yallah, şato. Ne şatosu ya? İşte 5 sene. Ya, şato kadar güzel bir ev yani. Ama çok almak istediniz diyeyim ama Merve. Ama doğru mu yani? Çok almak istediniz. Hülya Hanım onaylayın. Evet. 5 sene sonra yani orayı, o evi alacaksınız. Değil. Ve bu işleri bırakacaksınız. Ve bu işleri ben bırakacaksınız. Ben size şöyle bir şey söylüyorum şu anda. 2 sene önce Fransa'da gördüğünüz o evi, yani şato kadar güzel bir evi, 5 sene sonra alacaksınız. Ve bütün bu işleri bırakacaksınız. Yani bravo, medyadan uzaklaşacaksınız. Anladım. Şu anda size bunu söyleyebiliyorum. Şimdi Hülya Hanım tamam ben yeterli benim için. Daha fazla bir şey öğrenmek istemiyorum. Canım. Çok gerçekten.
Yanınıza bir sandalye alın Hülya'nın. Sen bunları bir yerden öğrendin ve bana şimdi... Şimdi sıra Alişan'da. Alişan'a da bakacak. Lütfen. Ben ama hakikaten benim bu tür... Neyse boşver, önemli değil. Ya benim biraz sinirlerim bozuldu. Hülya Hanım tamam, Alişan'a bak o zaman deyin. Alişan'a bak o zaman. Hadi. Yanınıza bir sandalye alın. Yanınıza bir sandalye alın. Alişan oraya otursun. Ayşen sandalye alıp gelsene böyle, ne olur. Bana bakmasın ya, ben... Hayır gerçekten, benimkini öğrendiğini düşünüyorum. Yani. Bir deneyin lütfen. Deneyim. Gel hadi. İkna edip oturtmanız lazım Hülya Hanım. Hülya Hanım ikna edip oturturun. Bir sandalye alın, sandalyeyi getirir misin ne olur? İkna edip oturturun Alişan'ı. Alişan'ı ikna edip oturturun. Gerçekten ya. Ayşen. Yapıyorum yani. Şuraya gel. Şimdi belli olacak. Şimdi Hülya Hanım... Nereden bu konuya girdik ki, onu anlamadım. Alişan istiyordu zaten. Böylelikle o da... Bir dokun şimdi Merve Alişan'a. Şunu söyleyeceksin Alişan'a. Rahatla, şu an çok gerginsin de. Şu anda Merve. Biraz gerginsin galiba Alişan. Rahatla, rahatla, rahatla. Kollarını biraz indirsin. Rahatla lazım. Biraz. Yani bir kollarını gözlerini indir kapat. Aşağı, bir gözlerini kapat. Lütfen, lütfen benim Allah için. Allah'a gözüm kapat. Şimdi şunu gözlerinizi kapatın. Merve, Merve Hanım gözlerini kapat, gözlerini kapattın Alişan'ın. Benimkini öğrendi herhalde yani. Aa, doğru değil miydi ama Hülya Hanım? Evet ama ben inanmıyorum yani, öğrendin sen. Şimdi yani. İnanacaksınız gerçekten o zaman. Gerçekten bir yerden öğrenmedim. Şimdi tamam, Alişan'a gelelim. Siz bir şekilde ikna etmeye çalışın Alişan'ı. Gözlerini kapatsın tamam, diye Merve'nin dinlesin. Tamam Alişan, yıka bak ya Allah aşkına. Gözlerini, sadece gözlerini kapamanı istiyorum. Hadi kapatın. Kapadın mı? Kapadım. Tamam. Tamam. Şimdi şunu söyleyeceksiniz Merve Hanım. Bekle. Sizden bir memur bir şey isteyecek. Bir şey isteyecek. Resmi bir memur bir şey isteyecek sizden. Deyin. Resmi bir memur. Resmi giyimli bir memur sizden bir şey isteyecek. Bir para isteyecek. Resmi giyimli. Bir memur sizden bir para isteyecek diyeceksiniz. Bir resmi giyimli bey sizden bir şey isteyecek. Para isteyecek. Para isteyecek. Böyle maddi... Para makbuz, sanki. Para. Siz, parasal makbuz gibi bir şey. Siz hızlı araba mı kullanıyorsunuz? Hızlı araba mı kullanıyorsunuz? Siz hızlı araba mı kullanıyorsunuz? Böyle spor falan. Hızlı mı kullanırsınız yani, araba? Yani süratli kullanmayı mı seversiniz? Yani süratli bir araba, yani doğru sürat ya. Sever misiniz? Hızlı sever misiniz? Evet. Evet. Polis trafik cezası. Olabilir. Bilmiyorum. Bir de bir kızla kızdan çok hoşlanacaksınız. Ailenin bir kızdan çok hoşlanacaksınız. Anneniz ve kız arasında kalacaksınız diyeceksiniz Merve Hanım. Bir de bir şey daha. Annenizden çok çekiniyorsunuz. Bir de kızla, bir kızdan çok hoşlanacaksınız. Annenizden çok çekiniyorsunuz. Annenizle yani sarışın anneniz ve sarışın bir kız arasında kalacaksınız. Evet. Anneniz istemeyecek bu kızı. Anneniz istemeyecek bu kızı. Ama siz de çok sevdiğiniz için vazgeçemeyeceksiniz. Çok sevdiğiniz için. Ama siz de çok sevdiğiniz için galiba vazgeçemeyeceksiniz kızdan. Vazgeçemeyeceksiniz kızdan, evet. Ama tam bir buçuk sene sonra... tam bir buçuk sene sonra... Bir buçuk sene sonra, bundan bir buçuk sene sonra... Tam bundan bir buçuk sene sonra... Anneniz ne bilelim, ikna bizim, olacak. Bir şey. Anneniz ikna olacak. Ve o sarışın bayanla evleneceksiniz. Evet ve... O sarışın bayanla evleniyorsunuz. Tamam. Tam bir buçuk sene sonra. Ama öncesinde annenizden çok çekeceksiniz. Ama öncesinde annenizden çok çekeceksiniz. Ya. Ya bunu bilinen bir şey söyler misin? Geçmişine dalamıyorum şey. Şu an Alişan'ın. Bu bir buçuk sene şu an Alişan'ın geçmişine... Çok yakın zamanı söylesin tabii. Onu çünkü çakrası an, çok kapalı. Alişan'ın geçmişine dalamıyorum çünkü gerçekten çakrası çok kapalı. Çakrası çok kapalı. Gerçekten diyorum yani. İşte o zaman ben de inanamıyorum işte. Üzerinde çok kötü bir enerji var. Hülya Hanım, ayrıca stresten saçınız dökülebilir ve bundan çok korkuyorsunuz. Kel kalmaktan çok korkuyorsunuz. Alişan Bey, üzerinizde inanılmaz bir stres var. Saçınız bu yüzden dökülüyor. Ve saçınız bu yüzden dökülüyor. Gerçekten diyorum. Önlem alın, kel önlem alın, yoksa kel kalabilirsiniz. Şimdiden önlem almaya başlayın. Ha gerçekten diyorum ya. Özellikle önlem şu bölgelerde deyip gösterir misiniz Merve Hanım? Kafa çakrası çok önemlidir. Bilinen bir şey, geçmişinde olan bir şeyi söylersen gerçekten inanacağım. Ama şu an çakrası geçmişine çok kapalı yani. Çakra ne yani? Kapalı, her şeyim açık şu anda. Açık. Hayır, son derece açık bir olur. Şekilde. Geçmişine gireceğim. Lütfen ama sessizlik ya. Burada gerçekten çok önemli bir şey yapıyorum. Senin geçmişine dalabilmem için. Geçmişime? Evet, gerçekten. Şu anda çakram inanılmaz. Üzerinizdeki kötü enerjiyi atacağız deyin. Kötü enerjiyi atacağım ama biraz rahatlamam Hülya Hanım, lazım siz de Merve'ye yani. Destek olun. Gerçekten. Merve Hanım, size deyin ki şey meditasyon ya. Yapacağız. Doğru değil mi ama? İster misiniz meditasyon? Kötü enerjim var üstünde. Yok, bir şey yok. Sandalyenin üstüne çıkartacaksınız Merve Hanım, Alişan'ı. Yani.
Merve Hanım, siz de ikna edeceksiniz. Hülya Hanım, siz de ikna edeceksiniz. Ama ben göremiyorum geçmişini yani. Bu şekilde göremem. Merve Hanım, Alişan'ı sandalyenin üstüne çıkartın. Bunu evet, meditasyon tamam. Değil. Yerle temas etmemen lazım. Allah evet, gerçekten için. Üzerindeki kötü enerjiyi atman için yerle temas etmemen lazım. Ayakkabılarını çıkarttırın şimdi. Ayakkabılarını çıkartıp sandalyenin üstüne çıkman gerekiyor. Siz de çıkartın. Gerçekten. Hülya Hanım, siz de çıkartın. Üzerinizdeki bütün ne olacak peki? Kötü enerji. Ben şu anda böyle bir şey kötü enerji yapıyorum. Ben iyiyim ya. Hülya Hanım, siz destek olun Merve Hanım'a. Çok iyi gerçekten. Nasıl hissedecek miyim? Evet, hissedeceksiniz. Doğru mu? Evet. O zaman yapıyorum diye. Onu söyle bana. Hülya Hanım, yapıyorum diye. Bunu yaptırabilirseniz Alişan'a 2500 TL. 2500 lira kazanacaksınız. Alişan bana yardım eder misin? Çıkın sandalyenin üstüne Hülya Hanım. Merve Hanım, siz de Alişan'ı da çıkartın. Alişan Bey lütfen. Çık Allah aşkına. Vallahi çık, çok ya. Merak ettim. Seyirciyi alkışlattırın ve çıkartın Hülya Hanım. Gerçekten lütfen arkadaşlar çıkmasın mı ama lütfen bir alkış ya. Bravo. Ben çıktım ya. Hülya Hanım, ikna ederseniz bir dakika süreniz var. Hayır lütfen, ben çözerim bağcımı. Ya bir Allah aşkına merak ediyorum ya. Ayakkabıyla çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Bak burada ne işin var Allah aşkına. Ne yapıyoruz biz? Ayakkabıyla çıksın Merve Hanım. Tamam. Lütfen. Tamam peki, ayakkabıyla çıkın. Sadece yerle temasınızı kesseniz yeter benim için. Üzerinize kötü enerji atacağız. Yüzlerinizi, Merve Hanım şunu söyleyin. Yerde yüzlerinizi var, seyirciye dönün. Merve Hanım yüzlerinizi seyirciye dönün şimdi deyin. Sen ne söyleyeceksin bana? Yüzünüzü seyirciye dönün. Siz de ortasına gelin Merve Hanım. Evet. İki sandalyenin ortasına. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayacaksınız. Evet tamam. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayacaksınız. Gerçekten çok yararını göreceksiniz. Gerçekten. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayacaksınız. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayacaksınız. Deyin. Benim söylediklerimi tekrarlayın deyin. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayacaksınız. Ama gözlerini kapatsın ikisi de. Ama gözlerinizi kapatın. Tamam güzel. Tamam. Tamam. Bekleyin. Yüksek sesle söyleyecekler bunları. Şimdi benim söylediklerimi lütfen yüksek sesle tekrarlayın. Evet. Bir çınar ağacıyım ben. Bir çınar ağacıyım ben. Yüksek sesle sen bir söyle ki Merve. Bir çınar ağacıyım ben. Ben de. Hayır öyle olmaz. Hayır öyle olmaz. Aynı anda söyleyeyim. Öyle olmaz. Hayır. Konsantrasyon bozuluyor. Gerçekten. Alişan Allah'la bozdu da bitti iş ya. Konsantrasyon bozuluyor. Hülya Hanım siz de çok ciddi olun. Yapsın bunu Alişan. Alişan Allah aşkına. Ama biraz yüksek sesle lütfen. Bir çınar ağacıyım ben. Bir çınar ağacıyım. Bir, iki, üç. Ben bir çınar ağacıyım. Ben bir çınar ağacıyım. Ben bir meşe ağacıyım. Ben bir meşe ağacıyım. Ben bir meşe ağacıyım. Alişan söylemiyor. Merve Hanım, Alişan söylemiyor. Lütfen ya. Baştan başlamak zorundayım değil. Tamam. Baştan başlamak zorundayım. Baştan bir. Ay her bozulduğunda hayır. Tamam peki. Evet her bozulduğunda çünkü konsantrasyon Alişan, inanılmaz bozuluyor. Şimdi ben bir çınar ağacıyım. Ben bir çınar ağacıyım. Şimdi ben bir meşe ağacıyım. Ben bir meşe ağacıyım. Evet. Okyanusta bir mürekkep balığıyım. Okyanusta bir mürekkep balığıyım. Okyanusta bir mürekkep balığıyım. Çalılıklarda bir böğürtlenim. Çalılıklarda bir böğürtlenim. Çalılıklarda bir böğürtlenim. Uçan bir balonum ben. Uçan bir balonum ben. Uçan bir balonum ben. Hep ellerimizi kaldıralım şimdi hep birlikte. Şimdi ellerimizi kaldıralım. Seyircilerden de rica ediyorum. Seyircilerden de rica ediyorum lütfen hep arkadaşlar birlikte. lütfen. Şimdi hep şu sesi birlikte. Çıkartacağız deyin. Açıyoruz gözümüzü. Şimdi hep birlikte şu sesi çıkartacağız. Şimdi hep birlikte su sesi çıkartıyoruz. Şu sesi. Şimdi şunu yapmanı istiyoruz Merve. Aa. Şimdi hep beraber. Hep beraber şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hakan Bey'den de rica edin. O kaldırmıyor ellerini. Hakan Bey de kaldırsın. Hakan Bey lütfen. Hakan Bey. Evet Hakan Bey de. Hakan Bey. Bibabo. 2500 TL kazandınız. Son etebe geçiyoruz Hülya Hanım. İkinci etabı geçin. Şimdi evet. Merve Hanım şimdi aşağı indireceksiniz Alişan'ı. Aşağı indireceksiniz. Tamam, çok güzel. Yavaş yavaş. Ben? Çok yavaş. Dikkat edin. Hülya Hanım söyledik. 2500 lira cebinizde şu an. Hülya Hanım siz de. Son etap. Ayakkabımı giyebilir miyim? Tabii ki. Alişan yere oturacak. Çok teşekkür ederim. Hülya Hanım sizin de buna yardımcı olmanız lazım. Sizde bir rahatlık Alişan oldu Bey, yani. Alişan Bey şimdi. Merve, şimdi bir rahatlık gelmiyor. Sandalyeyi çekin oradan Merve Hanım. Yani. Ben sanki biraz çok doğru söylüyorum. Gözlerinizi kırmızılaştırdaki. Evet, sandalyeyi oradan görüyorum. Çekin. Hülya Hanım siz de lütfen sana yardımcı olun. Sana lastiğini biraz gevşedi. Merve'nin sanki. Yere oturması için Alişan'ı ikna edin. Tamam. Alişan yere otursun. Şimdi yere oturacağız. Ben de oturacağım. Alişan'ı yere oturmaya ikna edin. Mini etek. Ben bir dakika süreniz var. Yere otursak Hülya Hanım oturmayacak. Hülya Hanım oturmayacak.
Çünkü ama şey, Alişan'ın kötü enerjisi var, onu atacağız. Siz olduğunuz için hem de şu anda bizi, yani ben sizi de görüyorum. Çok iyi enerji, kötü enerji. Evet, evet, Merve Hanım, fazla zamanımız yok. Şimdi Alişan'ın kötü enerjisi olduğu için oturtun. Onu yere oturtmam lazım. Bir dakika şimdi içerisinde oturmanız lazım. Şöyle, birlikte, Hülya Hanım, evet. Evet, oturduk. Evet. Tamam, güzel. Direkt oturdum. Oturduk yere. Evet. Evet. Şimdi. Merve Hanım, hemen Alişan'ın arkasına geçin. Yavaş yavaş arkaya doğru yatırın Alişan'ı. Şimdi. Masaj yapar gibi. Şimdi. Ayakta durun siz ama. Ayakta durun. Yavaş yavaş. Ayakta durun. Ben sizi çektikçe siz yavaş ama çok yavaş. Kendinizi bana arkaya, bırakın deyin Merve Hanım. Yani yaslanacaksınız. Kendinizi tamamen Hülya Hanım, bana siz de Merve'nin yanına geçin. Tamam mı? Siz de yardım edin. Siz de gelin. Kucağına mı yatacağım? Hayır hayır, yavaş yavaş, sadece arkaya yatacaksınız. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Hülya Hanım, sizi hep ikna edin şeyi. Alişan'ı hep ikna edin Hülya Hanım. Çok yavaş, çok yavaş. Bana güvenin, sadece bana güvenin. Hülya Hanım, siz hep Merve'yi Alişan'ı ikna edin bunu yapmasıyla ilgili. Ayaklarını uzattırın şimdi Hülya Hanım. Ayaklarınızı uzatın, rahat olun. Ayaklarınızı uzatın, rahat olun. Tamam. Hülya Hanım, siz ayakkabınızı çıkartın şimdi. Kendi ayakkabınızı çıkartın, topuklarınızı çıkartın. Yavaş yavaş. Evet. Yatın. Evet. Bırak başını. Hülya Hanım, çıkartın ayakkabılarınızı. Şimdi, çok güzel. Ya, şimdi kafanı koy. Rahatlama. Bak, çok iyi. Şimdi Merve Hanım, diyeceksiniz ki. Tamam. Şimdi Alişan'ın üstüne birisinin basması gerekiyor şuraya deyin. Göbeğini gösterin. Şimdi Alişan'ın üstüne şu anda birisinin basması lazım. Hülya Hanım, lütfen. Emmek için. Hülya Hanım, lütfen. Bu enerjiyi emmek için. Bu enerjiyi emmesi lazım. Bunu yaparsanız 5000 lira sizin olacak. Enerjiyi emmek için. Ama gerçekten inanamayacaksın. Buradaki kötü enerjiyi ancak ayak çakrası alır. Serbikleri bile bağlayamazsın. Aç ayağını önce. Aç ayağını. Buradaki kötü enerjiyi ancak... Hülya Hanım'ı tutun. Buradaki kötü enerjiyi ancak ayak çakrası alır. Kötü enerjiyi ancak ayak safrası alır. Çakra. Çakra. Şu anda sizin Alişan'ın üstüne çıkmanızı istiyorum. Yok artık. Hülya Hanım, yok artık demeyin. Süremiz çok az. Çıkın. Hanım, gerçekten. Direkt yapın Hülya Hanım. Çok basma. Merve Hanım, Hülya Hanım'ı tutun ama. Alttan. Ayağa kalkın, tutun siz. Yardımcı olun. Ben sizi tutayım Hülya Hanım. Ya basamam ki ben bu çocuğu. Basarsınız. Bas. Basarsınız. Vallahi basamam. Askere kaç gitmiş, karın kasları iyi olması gerekiyor. Karın kaslarının iyi olması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla Alişan'ın karın kasları çok iyi. Ya yeter, böyle 30 saniye basacaksınız, 5 kere basacaksınız. Ama bir çıkıp hemen inmeniz yeter. 30 saniyeniz başladı. Acıdı mı? Peki bir şey söyleyin. Ama senin karın kasların çok iyi ama. Sırtını döndürün. Çok iyi, çok iyi olsun. Hayır. Tek ayakta çıkın. Hülya Hanım, tek ayakta çıkın. 30 saniye tek kalın. Tek ayak üstünde Hülya Hanım. Hülya Hanım. Tek ayak üstüne çıksanız yeterli. A diye bağırttır Merve. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Yani az önceki meditasyondaki gibi. Şimdi Hülya Hanım, tek ayakta çıkıyorsunuz. Yok artık, o kadar bağıramam. Gerçekten. 30 saniye kalmanız 30 gerekiyor. 30 saniye kalmanız gerekiyor. Gerçekten kötü enerjisi kendiniz bitti ya. Onun karın kasları çok iyi. Ben biliyorum onu. 30 saniye kaldı. Gördüm ben çok onu. Çok güzel. 5 lira cebiniz. Bravo. 5 lira cebiniz. Evet. Bir. Yaparsın Hülya Hanım. Ben size inanıyorum gerçekten. Tamam. Ben sizi tutacağım. Tamam, güzel. 5 tamam, çok teşekkürler. 5 bin lira cebinizde. Bravo Merve Hanım. Tamam. Bir dakika. Biz bu son. Bir kişi de hayatta dur ama. Tamam. Tamam. Şu anda senin çok iyi ve bütün kötü enerjilerinden arınmış olman lazım. Bravo Merve Hanım. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Hülya Hanım, çok teşekkürler. Merve Hanım, çok iyiydiniz. Hülya Hanım, çok iyiydiniz. 5 bin lira kazandınız bizden. Şimdi benim birazdan Savaş Bey gelip sizi alacak. Yanımıza gelmenizi isteyeceğiz. Buyurun, alalım. Şöyle buyurun. Alişan, sen de buyur. Siz de buyurun. Tamam. Böyle olta gibi. Mahvoldu bugün program. Çok teşekkür ederim. Ama iyi olmadı mı gerçekten? Çok. Hakikaten sen nasıl hissediyorsun? Gerçekten. Hiçbir şey söylemeyin. Hiçbir şey söylemeyin, açıklama yapmayın. Buraya geldiği zaman görsün Alişan. Nereye gidiyoruz ya? Evet, devam ediyoruz efendim. Devam ediyoruz. Buyurunuz. Alişan'a daha 2-3 tane şarkı okutacaktı. Bütün vaktimin içine. Alişan Bey'e şarkı okutacağız zaten. Var şarkıları. Daha vaktimiz var. Vaktimiz karın var. Kasların çok güçlüydü ama yani. Biliyorum gerçekten. Ne oluyor, ben anlamadım. Tekrar rahatladın mı Alişan? Ama hakikaten rahatladı yani. Evet. Buyurun şöyle karşıya. Karşıya geçiyoruz Hülya Hanım. Tam karşıya giriyoruz. Tam karşıya. Var var. Bir de çekimdeyiz herhalde değil mi? Buyurunuz. Geçelim. Haydi bakalım. İçeri giriyoruz. Olay anladım. Ara! Açıldı mı şarkı? Sen mi yapıyorsun? Bir yerlerde anladın. Evet. Bir yerlerde anlar gibi oldu. Bununla bir oyun yapıyor ama
Hülya'nı ağlayınca böyle bir sen de hüzünlendin. Ben biliyorum ama çok iyi oyuncu olduğu için ağlayınca. Ama biraz hüzünlendin orada gitti. Ama ilk başlarda anladın. İlk başlarda biraz böyle bir anlar gibi oldu. Sonrasında ama ama Hülya Hanım ağlayınca böyle bir, yani böyle bir sen de hüzünlendin. Bravo, bravo. Merve'de de kulaklık vardı. Hülya Hanım'da da kulaklık vardı. Ya bir şey söyleyeceğim, dikkat eder misin? Bütün herkes böyle hani oynatılan herkes bozuluyor aslında önce. Tabii tabii, önce bozuluyor. Ama sayende neresi kazandı 5 bin lira? Evet, çocuk eşi yemek kurumu. Sayende para kazandı. 5 bin lira verildi. Senden de bir 5 bin lira alacağız o zaman. 5 bin lira sen atarsın artık yani. Çok teşekkür ediyorum. Burada. Çok sağ ol, gerçekten. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İstersen Alişan'dan da çocuk esirgeme kurumuna 5 bin lira gidiyor bu program sayesinde. Hadi gelsin. Teşekkür ederiz. Görüyorlar mı? Evet. Şu an yayında. Siz gelmek ister misiniz? Hadi bir şey. Hadi gelin ya. Hadi gelin ya. Hadi gelin, 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 gelin. Bunlar falan. Hadi gelin, olsun onlarla gelin. Gelin. Beni bozuyorsun. Çok güzel oldu. Ay çok eğlenceli oldu. Ayşe ama hakikaten. Tamam, reklama yani girmişiz şimdi biliyorum. Ne desem yaptın yani. Bu muydu? Yok. Vakit geçiyor, ömür bitiyor. Senin gibiler yalnız ölüyor. Ahlara mahlara kaldın sen. Senin gibileri çok gördüm ben. Aklını başına devşirirse vakit geçiyor, ömür bitiyor. Senin gibiler yalnız ölüyor. Başına devşirsen
Vakit geçiyor, ömür bitiyor. Senin gibiler yalnız ölüyor. Ahlara mahlara kaldın sen. Senin gibileri çok gördüm ben. Aklını başına demişirsen. Vakit geçiyor, ömür bitiyor. Senin gibiler yalnız ölüyor. Hop balık. Sinan ve Orçun Şanslı Masa ekibi bugün bize, gördüğünüz gibi sizler bilmiyordunuz ama seyircilerimiz biliyorlardı. Yanan Alişan oldu ama biz Alişan'ın ne kadar şaka kaldırdığını bildiğimiz için sadece onu oynadık. Başkası da gerçekten kolay kolay yapamazdım. Biz Sinan ve Orçun'a çok teşekkür ediyorum bu arada. Bize 5000 lira kazandık Şanslı Masa'dan. Onu da çocuk esirgeme yurduna keyifle bağışlıyoruz. Şanslı Masa sayesinde... Orçun ve Sinan çok başarılı. Hepiniz seyrediyorsunuz tabii ki Şanslı Masa'yı. Ben gerçekten çok keyifle seyrediyorum. Çok gülerek seyrediyorum. Fakat bir gün birileri dövecek onları, onu da biliyorum. Çünkü bu işten sağlam... Alişan bile bozuldu ki yani. Bizim sektörde kolay kolay bozulmaz. Ama şey, hayır hayır bozulma değil de... hem anladım... Yani en baştan beri bir şey olduğunu anladım da. Hülya Hanım ağlamaya başlayınca bir yandan da şişeyi atınca şişe böyle bir ürktü herkes burada. Hayır, ben biliyorum çok iyi oyuncu olduğu için ağlama da roldü. Onu da burada, şey yaptım da. Fakat o kadar zor ama ki. Ama ne olduğunu anlayamadın değil mi? Hani böyle bir şey var ortada ama ne ama bu? Ne? Anladık yani. Biz bugün gündüz toplandık. Burada. Sinan ve Orçun ve diğer ekiple birlikte toplandık. O kadar şekerler ki nasıl yerlere yatıyoruz kendi kendimize. Alişan şimdi böyle olacak, şöyle bak bunu yapalım, şunu yapalım. Alişan bugün bütün gün seni konuştuk. Çünkü yani sana yapılabilecek şeyleri. Tabii onlar kendi işlerini yaptılar doğal olarak. Ben hiç aklım ermedi bu işe ki. Her şeyi onlar organize ettiler. Burada olanları ben de bilmiyordum. Kulaktan verdiler ki doğal olayım diye. Fakat o kadar zor bir şey ki. Kulağıma bir yandan bağırıyorlar. Bir taraftan da benim en güleceğim yerde artık. Gülüyorlar ve ben orada düşünsene işkenceye bakar mısın? Şey dediniz ya, ben ona çok güldüm ya. Ne? Kuru fasulye tarifi verirken sen devam eder misin Hakan programı? Hakan da böyle bir anlamadım. Tabii. Orada bir tek Alişan'ın uyandığından korktum. Ama sonra iyi toparladık diye düşünüyorum. Sizde bir şey var, bir saniye bir şey yapıyorsunuz diye. Evet. Çünkü ben burada durup dururken ya ne olursa olsun kuru fasulye... Burada birbirimize bakıyoruz. Ben yukarı bakıyorum. Şimdi düşecek kafam. Bir de dedi ki direkt kulaklığı var onun. Bir şey var burada. Yakaladım. Öyle mi? Sen, kulaklığı var. Sonra ben sana bir ara göz attım. Oradan sonra ben sustum. Anladın zaten. Değil mi? Anladım. Bir ara göz attım. Baktım orada bir rahatsız oldum. Merve'nin bize eşlik edeceğini bilmiyorduk burada. Oldu. Geldikten sonra evet. Merve'yi organize ettiler Sinanlar. Evet. Yani kısacası Ali bir sürü tweet gelmiş bana şimdi. Ne baktım. Diyorlar? Ne diyorlar? Yani Hülya Hanım da az ağır değil diyorlar. Hani üstüne çıktı falan. Ne demişlerdir canım? Ne? Ne dediler? Söyleyeyim. Tam 61 kiloyum. Yok yok çok ağır değilsiniz canım. Değil miyim? Yok yok çok ağır değilim. 61 değilimdir belki. Daha da aza inmiş olabilirim. Bengül Hanım, Bengül Hanım, sevgili Bengül Hanım, beslenme uzmanım inşallah beni duyuyordur. Artık bilmem şu durumdan sonra kaç kilo oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Sinirlendin mi? Hayır sinirlenmedim de. Ama bir sinirim bozuldu sanki. Bir şey oldu. Hayır, ama bozuldun mu? Doğru söylüyorsun. Yüzünde öyle bir ifade gördük çünkü biz. Ya ne bozuldum. Hani dedim artık şey çıkacak. Hani bir fazla böyle uzun oldu anladınız mı? O yüzden yani. Ne yapalım? Program öyle. Programın süresi uzun... kısıtlı olmasa daha da uzun olacak. Bundan anlıyorum zaten. Bu hiç oynayamıyor. Bu... anladım zaten. Kızcağızı var. Her hareketinden anladım. Öyle mi? Sizden de anladım ama ağlayınca mağlayınca. Tabii işte orada biraz şey oldu. Bir böyle. Sürü şey bildi falan onları. Su iyiydi değil mi? Suyu atınca. Suyu ben biraz daha sert atarsınız diye düşündüm. Ay çok hani burada... üzüldüm ya. Doğru, böyle her... yani hakikaten gerçek zannedecekler diye.
Ben böyle bağıramam herkese, kimseye. Biz ama onu konuştuk. Biz zaten onu yaptırmayacaktık yani. Şey dedi ya Alişan, sizde bir şey var. Bir şey var. Deyince mecbur kaldınız. Bir şey dönüyor. Bir şey varsa gerçekten dönmüş olsun yani. Bir şey varsa. Değilsin diye yani bir an. Peki bizim görmediğimiz size hiç saldıran oldu mu? Hayır, olmadı. Öyle bir şey gelmedi başımıza. Çünkü biz genelde bunu yaptığımız yerlerde işte insanlar oluyor orada. Bizden birileri mutlaka oluyor. Bir de sonuçta insanlar dışarıdalar. Birileri onları görüyor. O sinirleri de bir masa kadar bastırıyorlar yani. Bir masanın bir masadayız ve başkaları var etrafımızda diye. Ya bir de zaten bir süre sonra biz izlediğimiz için monitörden kim neyi ne kadar kaldırır tahmin edebildiğimiz için. Evet, evet, biraz insan zarrafı olmuşuz. Yani o yüzden çok fazla ilerlemiyoruz. Masada oturduklarında önceden dinliyoruz onların ilişkileri hakkında bir bilgimiz oluyor. Ondan ama sonra çok fena bir şey bu ya. Tabii. İlişkileri hakkında bayağı bir derin ilişkileri varmış meğerse diye. Fakat Ayşan sayende 5000 lira evet, çocuk esirgeme yurduna gitti. En azından o seni rahatlatsın. Evet. Senin sayende oldu ya. Hala huzursuz. Hala huzursuz. Vallahi huzursuz değilim. Hayır canım, niye huzursuz? Yere yatmak mı? Gücüne gitti. Ya da şey mi acaba? Hayır, hiçbir ağrıma gitmedi. Ya tamam, ben bir orçunu ezeceğim ya. Gel yat yere üstüne bak. Yok hocam. Yok. Ben ne hallere düştüm, ayakkabıları çıkardım üstüne. Yok yok, vallahi huzursuz değilim, hayır. Yani İyi. Değilim. Yok, düşünceyi annem aramış. Oğlum diyor, nasıl yedin bunu diyor. Annenle tanıştıracaksın. Sarışık kız da mısın şu an hala? Bence orada hala. Bir dakika, sarışık kız var mı? Doğru söyle. Yok canım, hiç yani ne sarışık onu ne uydurduk, yok. Uydurduk değil tabii, mi? Onu uydurduk. Tabii. Onu sen mi uydurdun? Hayır, ben uydurmadım ya. İçeriden bana mi söyledin? Bana ne söyledin? Anneye olan düşkünlüğünü biliyorduk, gerçekçi olsun diye. Ya ben onları çok eski tanıyorum. Tiyatro Kılçık mıydı? Evet. Tabii tabii. Ta o dönemlerde yazıyordum. Bizim Cennet Mahallesi'nde halam vardı ya benim. Evet. Şeyle Halis. Şeyle Halis. Şeyle'den brief aldık. Hadi ya. Şeyla da satmış seni. Yok ama Şeyla şey yaptı canım yani. Şeyla, ama dedi özel şeyler, özel şeyler söyleyemem değil, dedi. Biz dedik yani böyle şey, yuvarlak şeylerden sen söyle, biz gerisini özel şeyler de anlattı da burada. Sus oralara neyse, girme zaten demiş. 5000 lira gitmiş o. 5000 lira gitti. Annenin adı ne? Annemin Suzan. Suzan Hanım. Tabii ki yer, çünkü ben varım karşısında. Yani karıştırmayın lütfen beni kimseyle. Anne yemedim, yalan söyleyeyim. Yedi. En baştan beri yemedim. Anne, anneden yedim. Anneden huylandı zaten. Tattı. Gel senle biz bir düet yapalım hadi. Tamam. Ne yapalım, hadi. Ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Sizin şarkınız olur. Ne söyleyelim? Sizin bir şarkınız olabilir, fark etmez. Benim de bir şarkım yok ama bizim repertuar Sevmekten Kim Usanır'ı bilir misin? Tamam. Hadi gel söyleyelim bir sen. Benim ekip çalsın, benim ekip çalsın. Kendi bulalım. Hiç fark etmiyor. Mikrofon. Siz de dinleyin bakalım Ceza. Allah. Aynı tondan. Zorlan. Olur mu Ben gönüle de
bak yine
teşekkürler.